Beyler iyi geceler. Elime bir kitap geçti. Türk Ütopyaları. Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ütopya ve Devrim ve yazarı Sadık Usta. Kendisi şu anda burada. Gerçekten ilgimi çekti. Acaba Türklerin Ütopyaları var mıydı? Ya da Ütopya nedir? Acaba bugün kalkıştığımız kimi hareketler ütopik midir? Peki Tanzimat nedir? Acaba Tanzimat'ın bugünlere bir etkisi var mıdır? En azından düşünme biçimlerimiz açısından. Olmalı mutlaka. Peki, çok değerli konuklarım var. İşte buyursunlar içeriğimiz. Türk ütopyalarını konuşuyoruz. Türk edebiyatındaki ütopyalar hangi sorunlara işaret ediyordu? Şu anda bir ütopyaya ihtiyaç duyuyor muyuz? Ütopya, Türk Dil Kurumu tarafından gerçekleştirilmesi imkansız tasarı ve düşünce olarak tanımlanır. Yunanca u, yani yok, değil ve topos, yani yer kelimelerinin birleşmesinden oluşur. Motamot çeviriyle olmayan yer anlamına gelir. Ütopik eserler de uzaklarda ve gerçekte bulunmayan yeri anlatır. Genellikle söz konusu yerlerde hatasız bir yönetim bulunmaktadır. Bu ülkede yaşayan insanlarsa gündelik hayatın endişelerinden uzak ve eksiksiz şekilde yaşamaktadırlar. Türk Ütopyaları 1. Meşrutiyet'in ilanından önce başlar. Yazarların hayallerinde daha farklı bir yönetim vardır. Bunu dile getirmeye çalışmışlardır. Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak kaybetmeye başladığı son dönemlerinde de endişeler hızla artmış ve İslamcılık, Turancılık, Osmanlıcılık eksenlerinde ütopik eserler türemiştir. Kimi yazara göre Cumhuriyet de o dönem yazarlarının ütopyalarından birisiydi. Üstelik gerçekleşti. Ancak bazı araştırmacılara göre bu dönemde yazılan eserler tam olarak ütopyayı yansıtmamaktadır. Zira tasvir edilen hayaller daha çok belli ideolojilerin hayalleridir. Yani tüm insanlık adına kurulmuş hayaller değillerdir. Sadık Usta'nın derlediği Türk Ütopyaları, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Ütopya ve Devrim kitabında yer alan ütopyalarda aynı dönemin buhranlarını başarıyla anlatmaktadır. Her ne kadar bazıları ideoloji çevresinde şekillense de özellikle bu kitapta yer alan ütopyaların özgürlüğün, eşitliğin ve kardeşliğin olduğu toplum modellerini düşlediği görülmektedir. Peki ütopyalara ihtiyaç duyuyor muyuz? Buhranlarla dolu dönemler insanları hayali yerleri düşünmeye mi itiyor? Artık neden ütopyalarımız yok? Çok mu iyiyiz? Ya da halen ütopyaya ihtiyacımız var mı? İyi düşünmeler. Evet, değerli konuğum Sayın Sadık Usta, tarihçi ve yazar ve ben bilmiyordum. Biraz önce siz bu küçük açılış bandını izlerken oradaki ütopya ile ilgili kitapları kendisinin çevirdiğini de öğrenmiş bulunuyoruz. Yani bu işe kafayı gerçekten takmış bir aydın konuğumuz var. Bir diğer konuğum Profesör Doktor Ali Akay, sağ olsun zahmet oldu, geldiler. Her seferinde bizi yalnız bırakmıyorlar böyle önemli konularda. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı ve tabii ki tanıyacağınız Sayın Yavuz Bahadıroğlu, tarihçi ve yazar. Özellikle mesele Türkiye'ye döndüğü zaman konuyu geliştirmek açısından bize yardımcı olacak. Peki, acaba hangi soruları soracağız? Buyurun. Ütopya nedir? Karşı ütopya neye karşı? Türk edebiyatında neden batıdaki kadar eser yok? Ütopya gerçekleşirse ütopya olmaktan çıkar mı? Bazı Tanzimat dönemi ütopyaları nasıl gerçekleşti? Cumhuriyet de bir ütopya mıydı? Peyami Safa'nın Simeranya'sı nasıl bir ülkeydi? Bazı şeyler kötüye gidiyorsa illa hayali bir ülke mi düşünmeli? Ütopya insanlığa mı hizmet eder, ideolojiye mi? Nasıl bir yerde yaşamak isterdik? Evet, aslında terminolojiyle uğraşmayı bırakalım. Ben iki şeyi çok merak ediyorum. Bir arada Cumhuriyet de bir ütopya mıydı sorusu. Ve özellikle Tanzimat dönemini çok tabii ki merak ettim hep. Bir diğer konu, sizin bu konuya kafayı bu kadar takmanızın nedeni merak ediyorum. İsterseniz sondan başlayayım, buyursunlar. Şimdi aslında ön sözde kısaca buna da değindim. 1981 yılında Paris'e ve oradan Londra'ya sürecek olan bir 6 haftalık bir gezi programım vardı benim. Yolda benim komşum olan aynı zamanda Alman bir dostum elime bir kitap tutuşturdu. Russell, İngiliz bir yazarın kitabıydı bu. Russell Bertrand Russell. Hayır. Çok küçük bir kitapçık bu. Bir dünya... Soyadı mı Russell adamın? Evet. Çünkü editörümüz Reji'de... Soy ismi Russell. Soy ismi Russell olan küçük bir kitabın yazarını arıyoruz çocuklar. Yani ön sözü de belirtiyorum ve gidecek başka kitabın ön sözünde var aslında. Buyurun efendim, siz bulunuz, ben... Türkçe'de çevrildi yıllar sonra. Ve sonra hiç kalmadı.
adıyla çevrilmiş bu. Eric Frank Russell. Hı hı. Bu kitabı tutuşturdu evet, elime. Ben de bunu zevkle okudum. Biraz bilim kurgu ama ütopik özellikleri daha fazlaydı. Tam 33 yıl oldu. O gündür bugündür ben de bu ütopyaların izini sürer dururum. Hı-hı. Yani beni çok etkiledi. Sonradan genel olarak ütopya yazını nedir buna kafayı yordum. İşte Thomas More çok ünlü. Ütopya kavramı da oradan gelir. Onun edebi eserinden gelir. Sonra yani 15 yıl falan önce de ya Türk ütopyaları yok mu? Çünkü olmadığına dair bazı görüşler ifade ediliyor Türk akademi dünyasında. Bunun olması gerektiğini düşündüm çünkü bir tez ileri sürüyorum ben, o da şu: ütopya hiçbir zaman son bulmaz. Ütopya insanın insan üzerindeki baskısı ve sömürüsü herhangi bir şekilde, bu tamamen hiyerarşik bir şekilde, yani kadın erkek eşitliği de mesela bir ütopya ortaya çıkarabilir. İnsanlar arasındaki baskıya neden olacak bir toplumsal konum varsa o ütopyayı doğurur ister istemez. Çünkü insan o zaman daha iyi bir toplumsal düzene, toplumsal diyelim ilişkiye özlem duyar. Türklerde de olması gerektiğini düşündüm. Türklerin edebiyatı varsa ütopyası da olmalıdır diye bir... Yani Türklerde var mı yok mu diye sorarken tabii ki biz ütopyayı günlük konuşmalarımızda çok kullanıyoruz. Çok doğru. Hayal görüyorsun sen. Evet. Bu söylediklerin tamamen ütopik. Ama ne ütopyalar sallıyorsun be adam filan gibi. Her konuda, günlük hayatta da öyle. Ayrıca da siyasi örgütlenmeler içerisinde, özellikle sol örgütlenmeler içerisinde yazarların da var. Herkes birbirini ütopyayla, ütopya yapmakla, üretmekle suçlamış. Suçlar. Değil mi? Yani şeyi, rejimi değiştirmek isteyen, siyasi alandan söz ediyorum tabii ki, bu kurgu eserler vesaire bunlardan değil, edebiyatla ilgili olarak değil. Ama herkes birbirini ütopik olmakla suçluyor. Aslında insanın varlığı zaten ütopik. Çok doğru. Yani bize bir yaşam biçimi öneren, dünyada dirlik düzenliğin nasıl sağlanacağını öneren kutsal kitaplardan siyasi kitaplara kadar bütün öneriler ütopik olabilir. Çünkü nedir bunun kuralı? Şimdi size onu soruyorum. Yani ütopyanın yani şey anlamda, negatif anlamda kullandığımız zaman, bir sistemin, bir yaşam biçiminin ya da bir şeklin, şemalin, önerilen bir şeyin ütopik olmadığı uygulanmasından mı anlaşılıyor? Örneğin biz dini yaşıyoruz. Evet. Bu topraklarda yaşanıyor. Başka topraklarda yaşanıyor. Başka topraklarda farklı semavi dinler yaşanıyor. Onların da kitapları var. Şimdi buradaki başarı mı ütopik olmadığını gösterecek? Gerçekleştirilmesi mi ütopik olmadığını gösterecek? Cumhuriyette bir ütopya mı? Buyurun. Aslında gerçekleştirilen her şey ütopya olmaktan çıkar. Ütopya yağmurlu günlerde gördüğümüz gökkuşağı gibidir. Yaklaştıkça uzaklaşır. Ütopyanın özelliği bu. Ütopyanın hiçbir zaman gerçekleşme şansı yok. Fakat ütopya olmazsa insan insan olmaz. İnsanlar hayvanlar aleminden ütopyaları sayesinde çıktılar. Çünkü her zaman insanın iki özelliği vardır. Biri elindekini muhafaza etme, bir de yeniliğe uzanma, yeniliği keşfetme, yeniliği kavrama ve onu gerçekleştirme özlemi duyar. Bunların ikisinde insan gider gelir. Bu iki kutup arasında sürekli gider gelir. Biz yeniliklere yöneldikçe aslında ütopik olana yöneliyoruz. Çünkü o daha mevcut değil. Sadece insanın zihninde tasavvur ettiği, gerçekleşmesinin belki de muhtemel olmadığı dünyalardır bunlar. Fakat bunlar sayesinde biz mükemmele doğru hareket ediyoruz ve enerjimizi de İnsan olarak yaratma enerjimizi de buradan alıyoruz. Peki negatif anlamda bir dünya kurmak, bir hayal kurmak, bunu bir eser olarak ortaya koymak. Örneğin herkesin sözünü ettiği, gençler arasında da hiç değerini kaybetmeyen Orwell'in 84'ü. 1984. Şimdi, evet, bu bir ütopya mıdır? Yoksa bir toplum eleştirisi midir? Yani ütopyanın illaki İnsanların hoşuna giden güzel bir dünya hayali mi olması gerekir? Aslında olması gerekmez. Her ütopya aslında bir eleştiri içerir. İçermek zorundadır. Aksi takdirde keyif vermez.
O bakımdan bir eleştiri içerir ama bunu olumlu anlamda da ifade edebilir, olumsuz anlamda da. Distopya deniyor nitekim 1984'de, yani karamsar bir tablo çizerek insanlığın kötüye doğru gittiğini işaret eder ve insanları sarsıcı bir etkide bulunur. Ütopyaların anlamı budur zaten. 1984 böyle bir özellik taşıyordu ve nitekim bugün Big Brother denen olayın çoktan gerçekleştiği, insanın artık her şeyinin şeffaflaştığı, hiçbir şeyinin gizli kalmadığı, bütün mahremiyetin ortaya döküldüğü aşikar bir durum. Nitekim Türkiye'nin gündeminde de zaten bunlar var. Peki sizce Cumhuriyet'e gelelim. Cumhuriyet bir ütopya mıdır? Evet. Cumhuriyet bir ütopyaydı. 1923 yılından itibaren Cumhuriyet ütopya olmaktan çıktı. Ama 1860'ları düşünürseniz, Cumhur'un adının geçemeyeceği bir toplumsal düzen, parlamentonun, kadınların eşitliği, işçilerin, köylülerin haklarından bahsedilmesi, soyluların Allah vergisi olarak insanları yönetmesinin de mümkün olmadığı şeklinde şeyler tasavvur ederseniz olağanüstü ütopik olurdunuz. Nitekim ütopiktir bu eserler. Ziya Paşa'nın, Namık Kemal'in, birinci meşrutiyetin liderleridir aynı zamanda bunlar. Birinci bizim kanunu esası yazan insanlar. Onlar yazmışlar bazı şeyler ama onları kanuna bile geçirememişler. Çünkü kanuna geçirmek o gün devrim falan değil. Bu Allah'ı inkar etmek kadar haşa dedirtecek şeylerdir, projelerdir. O bakımdan bunlar düşünle düşünle 1923 yılında hepsi gelmiş bir çeşitli dağların eteklerinden küçük küçük akan derecikler gibi gelmişler. En sonunda Cumhuriyet'in o büyük şelalesine dökülmüşler ve orada düşünülmüş olan bir sürü proje bir anda hayat bulmuş. Ama bunlar yeter mi? Yetmemiş. Nitekim kitapta da bahsediyorum. 1934 yılında Yakup Kadri Karaosmanoğlu olağanüstü bir roman yazıyor. Ankara. Ankara'da o ütopya ideallerini devam ettiriyor. Yani Mustafa Kemal'in gerçekleştirdiği Cumhuriyet önemli başarılar kazandı. Önemli özgürlükler sundu topluma. Fakat yetmez. Yetmediği zaten geldiğimiz bugünlerde görüyoruz. Yaban'ı yazdı sonra. Yaban'ı daha önceden yazdı. Önce mi o? Tabii daha önceden yazdı. Kaç yılı Yaban? Yani 1920'lerin sonlarında yazdı Yaban'ı. 1934'te Ankara'ya yazdı. Ankara tabii onun ütopyasının üçe böler Türkiye'yi. Atatürk'ten sonrasını da tasavvur eder. Kadın erkek ilişkilerinde mükemmel şeyler önerir. Teknoloji olağanüstü gelişmiştir. Çocuklar şu Ankara'yı gösterir misiniz lütfen Yakup Kadri'nin? Toplumdaki insan ilişkileri çok zariftir, çok süzülmüştür. Olağanüstü tabii parlamento vardır ama sıradan insanların da isteklerinin dile geldiği olağanüstü bir toplum modelidir. Ne yazık ki o gerçekte daha sonra 60'lı yılların sonunda Yakup Kadri ile bir röportaj yapılır. Ankara romanından bugüne ne kaldı der. Ne yazık ki der, hayallerim suya düştü. Ve karamsar bir tablo içinde bulunduğunu söyler. O bakımdan tabii çok önemlidir. Yani Cumhuriyet çok önemli büyük özlemleri dile getirmiştir. Fakat sonradan yani bir Cumhuriyet tarihi tartışmasına tabii pek çok girmek istemem ama. Kavram iç içe girmiyor mu? Okan Bey, sus olarak konuşuyoruz. Buyurun efendim. Sohbet üslubu içinde. Hayır efendim, gayet sohbet üslubu içerisinde buyursunlar. Mesela ideoloji, tasavvur, projelendirme, hedef belirleme ile çok fazla iç içe özetlemediniz mi konuyu? Yani şimdi ulaştığınız şey ütopya olmuyor. Ulaşmak istediğiniz şeyi zaten projelendiriyorsunuz. Tasavvur ediyorsunuz önce. Evet. Mesela uzay romanlarının yazılışı, ondan sonra realiteye geçirilişi gibi ulaşılan şey ütopya olmaktan çıkıyor. Çünkü zaten ulaşılmazdır ütopya. Mesela Tevfik Fikret'in Yeşil Yurt şiiri. Çok doğru. Ya da Servet-i Fünuncular'ın Yeşil Yurt tasavvuru. En sonunda Manisa'da bir köyde onu kurmaya filan çalışıyorlar. O gerçekleşmediği için ütopya olarak devam ediyor. Ama bu projelendirme değil midir aynı zamanda? Hayatı projelendirme. Ya da daha önceki yapının işte Cumhuriyet ideolojisi gibi. Çünkü bir takım devrimler yapıldığında o ütopya olmaktan yine çıkıyor. Evet. Ne kadar gerçekleştiği tabii ki tartışılabilir ama bu bir şey vardır. Bir iddia vardır. İki kişi hariç denir. Biri Hasan Sabbah,
Öbürü Haybin Yaksa'nın yazarı adı aklıma gelmiyor. Endülüs. Tabii Endülüs'tü. Evet. Attar. Şimdi editörlerim yardıma evet. koşacaklardır. O, çocuklar Haybin Yaksa'nın yazarsanız evet. oradan çıkar. Evet. Şimdi onlar hariç diyorlar İslam'da ütopya yok. İslam'da şey mi, kuşlar dili mi? Attar'ın. Yok, değil. Atar değil. Atar değil. Adını hatırlayamadım. Evet. Yani işte ne bileyim. Ya bulurlar şimdi. Ya, izleyicilerimiz de bulur bakarlarsa Google'a. Hocam bu arada hazır konu şöyle bir Simurg değil yani öyle mi? Simurg değil. Yok hayır konuştuğumuz kavramlar tamamen batılı kavramlar da. Yavuz hocam efendim? Diyor ki tanıyor musunuz bilmiyorum. Süleyman Özdoğan demiş ki Yavuz hocam gerçekten çok şıksınız. Eşim gömleğinize bayıldı. Valla bugün ben buraya geleceğimi bilmediğim için öyle evet. şık falan değilim. Bunu yani bir ilk defa gibi. Bir konuşmacıya böyle bir teşekkür ediyorum sağ olsun. Pozitif eleştiri geliyor bu ben gömleğinizle olsun. İlgili olarak. Ben ama kendisi olsun. Bayılmamış, eşi gömleğinize bayılmış. Onu sağ özellikle olsun. Belirtiyor. Sağ olsun. Buyurun hocam, devam sağ edelim olsun efendim. Efendim. Yani biraz daha mı ayrıştırmak lazım? İdeoloji, ütopya, proje, tasavvur... konu gittikçe derinleşecek belki o zaman da konuşacağız ama. Peki şöyle bakabilir miyiz? Bir de örnekse, bir şey daha sorabilir miyim? Buyurun efendim. Bugüne gelmek istiyorum çünkü. Şimdi İslam'da ütopya var mıdır yok mudur? Varsa eğer bu ikisi hariç ütopya yoktur. Çünkü cennet yeterince o talebi karşılıyor. Hı-hı. Yani dünya misafirhane olarak algılandığı için misafirhaneyi o kadar mükemmel yapmaya da gerek yok falan gibi görüşler çok, var. Doğru ama çok güzel tartışılacak bir konu. Evet. Bir diğer konu. Biliyorsunuz şu andaki iktidar olduğu günden beri çok uzun süredir hazırlanan yani kendi sözleriyle söylüyorum bir projeyi uygulamaya başladıklarını ve bu projenin işte kalkınma, demokratik haklar, ondan sonra azınlık hakları, şu konularda başarılı olduğunu ve devam eden halk desteğinin seçimlerde bu yüzden olduğunu söylüyorlar. Yine hemen bugün bildiğiniz gibi mecliste bir soruşturma önergeleri tartışıldı. Bayağı da sert tartışıldı. Şimdi burada iktidar partisinin ortaya koyduğu bu plan, bu proje hayata geçirdik, geçiriyoruz, hayata geçirmeye devam ediyoruz dedi. Bu da bir ütopya mıdır efendim? Her siyasi hareket bir ütopya sunmak zorundadır. Hı hı. Şayet iktidar olmak istiyorsa. Her siyasi programın bir ütopik yanı olur. Çünkü o ütopik yan aynı zamanda taraftarlarını motive eder. Ama hepsi birbirine benzer konuşur yani. Barış, kardeşlik, ama refah, kalkınma. Söyler. Çok haklısın ama hepsi bunu söyler. Yani en diyelim aşırı uçlar hepsi eninde sonunda insanlığı mutluluğa götürmek istediklerini özgürlük vaat ederler, eşitlik vaat ederler. Bunu Hitler bile söyledi. Hitler de sonuçta Alman milletine, Alman ırkına herkesin eşit olduğu bir toplum vaat etti. Zaten bunu vaat etmezse taraftar toplayamaz, motive edemez. Öyle. Herkes böyledir. Yani bütün siyasi hareketlerin en önemli özelliği budur. Yoksa onların siyasi programları bir kullanım kılavuzu olur. Geçmişte bulundurmaktan dayak yenilen, tevkifata kadar giden ama bugün birçok kitapçıda ya da listelerde çok satanlar arasında yer alan Komünist Manifesto incecik bir kitaptır. Marx, Engels açılış cümlesinde size cennet vaat etmiyoruz der. Burada ütopik olmadığını mı kanıtlamak ister? Tabii onlar zaten ütopik olmadıklarını söylerler. Fakat buna rağmen aslında ütopiktirler. Hı hı. Çünkü insanın insan üzerindeki sömürüsünün tamamen ortadan kalktığı bir dünya vaat ederler. Hı hı. Buna aslında baktığınız zaman kulağa hoş gelebilir. Fakat iki insanın olduğu yerde hiyerarşi olur. Hı hı. Hiyerarşinin olduğu yerde de İster isteyin ister istemeyin otomatikmen bu bir etki tepki bir baskıya direniş otomatikmen insan arasındaki güç ilişkilerinin çarpışmasına neden olur. O bakımdan Komünist Partisi manifestosunun vaat ettiği dünya kendi içinde bir ütopik unsur taşır. Ama o ütopik unsur olduğu için zaten biz
onun ütopik olduğunu düşünürüz veya onu milyonlar da onun için severler veya tutarlar. Çünkü derler ki hiç kimsenin vaat etmediği bir dünya, işte cennet kavramı dediniz ya, cennetlerin en büyük cazibesi budur. Hepimiz, hiç kimse ölmek istemiyor ama herkes cennete gitmek istiyor. Onun güzeldir o. Cazibesi olağanüstüdür. Peki yazarların, yani şimdi ütopya dediğimiz zaman işin içine kurgu girmek zorunda. Çok doğru. Kurgu girdiği zaman işte betimlemeler falan filan derken edebiyat giriyor. Edebiyat oluyor bu. Ütopya yazarı mutlaka güzel bir dünya ya da karanlık ama mesaj veren bir dünya kurarak insana bir şey anlatmak istiyor. Neyi anlatmak istiyor? Var olan dünyada dünya ile ilgili eleştirilerini sunmak istiyor. Bak bu böyle oluyor ama bir de şöyle düşün diyor. Hatta Hazreti İsa da aynı şeyi yapıyor. Bir de böyle düşün diyor mesela. Şimdi bu böyle bir şey olduğunda insanlar yalanlara mı inanır? Yani insanlar yalanlara inanmaya meyilli midir? Bu insan hayal kurar ve ne olursa olsun hayal kurmaya devam eder ve ne olursa olsun kandırılmak ister demek mi? İnsanlar kandırılmak istemez. Fakat insanlar onun olabileceğini düşünür. Çünkü insan elinde başka hiçbir araç yok. Bir verili toplum var, verili düzen var, mevcut içinde bulunduğumuz yaşam var. Bir de size vaat edilen bir şey var. Onun siz o ütopik cazibesine kapılırsınız. Zaten bizim insan enerjimizin kaynağı budur. Gerçekleşmemiş olan bir şeyi gerçekleştirerek insan kendini var eder. Herkes böyle yapar. Siz de böyle yapıyorsunuz. Kimsenin gerçekleştirmediği bir program tarzı uyguluyorsunuz. Hı hı. Bunu uyguladığınız zaman zaten Okan Bayülgen farkı yaratmış oluyorsunuz. Herkes de bunu yaratmak ister ve size vaat edilen, hiç kimsenin sunmadığı bir şeyi vaat ettikleri anda onun içinde kendi katkınızı sunarak özel biri olduğunuzu hissetmek istersiniz, hissettirmek istersiniz. Peki, buna kimse yalan dünya der. Evet. Ama bunu gerçekleştirdiğiniz anda yalan olmadığını da anlayabilirsiniz. Atatürk göçüp gittiğinden beri herkes ne laflar kullanırız değil mi? Böyle Atatürk'ü sevenler ne derler? Ah atam sen kalk da ben yatam derler böyle değil mi? Ah Atatürk şimdi gelse bunları yakasından tutsa bir silkelese derler. Ah Atatürk bunları görse işte bunlara şöyle yapardı derler. Ama bu Atatürk'ü kaybettiğimiz günden bugüne geçerli. Hatta bu düşünce öyle bir içine işlemiş ki büyük bir çoğunluğun onlar... ya Atatürk şuydu, Atatürk buydu. Bir süre sonra ben bu tariflere baktım. Ya dedim bu Atatürk bir uzaylı. Yani ekstraterest bir varlık bu. Yani böyle olamaz. Çünkü bunu tabii ki zamandaki işte gerek mevzuat, gerek eğitim sistemi içerisinde eleştirilemeyen bir adam. Bugün serbestçe eleştiriliyor. İnsanlar bugünün gençliğinde işte ben motor kullanıyorum, işte mesela kaskına yazıyor, motoruna yazıyor, arabasına yazıyor mesela, var dövme yapıyorlar, çoğu kişi imzasını dövme yapıyor filan. Yani eskimesi gereken bir lider değil miydi mesela? Fransa'da böyle De Gaulle'ü var mıdır hocam, siz bilirsiniz, hiçbir yerinde De Gaulle'ü dövme yapmış bir adam. Yani ben hani Che Guevara mesela bir mittir artık, yani bir efsanedir filan, ama Che Guevara da böyle bir hani tişörttür yani, değil mi? Ya da pro markasıdır filan gibi olmuş, hani Küba dışında böyle o kadar artık popülist ve ticari olarak kullanılmış ki. Atatürk öyle olmamış. Atatürk de dövmesini yapıyor. Yani şimdi bu hani Atatürk gelecekle aslında İslami bir söylem olan, İnançlı bir söylem olan Mehdi gelecek arasında bir fark yok. Atatürk gelecek, Mehdi gelecek. Böyle bir beklenti var. Ve beklenti bugün işitilen beklenti şu. Hele bugün yani bir cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak ve hala iktidarın kime aday göstereceği tartışılıyor. 3 aşağı 5 yukarı belliyken diğerleri herhalde Atatürk'ü bekliyor yine. Bu da ütopya değil mi efendim? Ne yazık ki. Ama siz şeyden bahsediyorsunuz, böyle
marjinal gruplardan bahsediyorsunuz. Mesela şöyle de tasavvur edilebilir. Bugün Atatürk sağ olsaydı, seçime girseydi acaba kazanabilir miydi? Cumhurbaşkanlığı seçimine girseydi. Tam sizlik bir pas atayım. Mesela o kazanabilir değilse niye partisi kazanamıyor? Hiçbir seçimde iktidara gelemiyor. Ya da kazandığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ittifakla mı kazandı? Marjinal gruplar arabasına yazar, kaskına yazar. Bunlar toplumun genel yapısını ifade etmez. Toplumun genel yapısı belki de başka bir istikamete gidiyor da biz görmek istediğimiz şekilde görüyoruz. Belki toplumun gerçekten şimdi başka uyutu. Herkes aslında var. Çevresindekileri görüyor. Ben çevremdekileri görüyorum. Yaşadığım muhiti görüyorum. Ondan sonra arkadaşlarımı görüyorum. Efendim ondan sonra yani bu şeydir. Hani bu özellikle yerel seçimlerden sonra herkesin birbirini en çok suçladığı konudur. Araştırmacılarla yaptığımız programda da bunu gördük. Siyasi tartışmalarda da siyasi amigolar kullanan programlarda da gördük. Herkes bir Türkiye'den bahsediyor ama herhalde herkes oturduğu semtten filan bahsediyor galiba. Yani. Ama ben bir şey veriyorum. Malzeme koyuyorum ortaya. Diyorum ki bir aldığı seçimler özgür seçimle mi alınmıştır? Girdiği Cumhurbaşkanlığı seçimlerini şeyle mi almıştır? Yani ittifakla mı almıştır? Hayır. Efendim bugün partisi neden oy alamıyor mu? O arada tartışmak lazım. Bu yani şeyi tabii kendi çevresinden o partinin değil. Atatürk'ün partisi olup olmadığını da kendileri tartışmak öyle lazım. Söylüyor. O taraftan ütopyası varsa bu taraftan da ütopyasının olması lazım o zaman. Binaenaleyh bu karışık bir denklem Türkiye'de. 90 senedir çocuklara ezberletilen o ütopya diyebileceğimiz bir Atatürk ve Atatürkçülük kavramı. Öte yanında işin gerçeği. Devrimlerin ne kadar sonuçlandırıldığı, ne kadar sonuç Türkiye'nin ne kadar hayrına olduğu vesaire onların ayrıca tartışılması lazım. Ama bunu da özür dilerim ben bir denge olarak size yanıt veriyorum. Yani programda sohbet ettiğimiz için belki kuliste sohbet etsek aynı şey olmaz ama bir yandan da bugün iktidar olan partinin de iktidara gelirken inançtan çok söz ettiği bir jargon olarak inanç, Muhammed, Allah kelimelerini sıklıkla kullanmasına bir inanç. Yani şimdi burada diyelim ki Atatürk'e ütopya diyorsak, diyelim ki bir Atatürk ütopyasından söz ediyorsak, insanlığı daha güzel, daha eşit, daha kardeşçe, daha mutlu bir dünyada yaşatmak için ortaya atılan tezlere ütopya diyorsak, o zaman semavi dinlerden de böyle söz edeceğiz. Aslında şunu söylemek lazım. Yani herkes bir ütopyadan söz ediyor, yani biri adına oy alıyor yani. Atatürk'ün semavi dinlere iman Atatürk'ün diyorlar. Belki ya, tabii ki iman diyorlar. Tabii ki öyle, diyor. Tabii ki öyle. Meclisin içinde rakı içerken akşam sofraları ütopyaydı herhalde. Yani kimsenin görmediği sofralar, kimsenin bilmediği sofralar. O Cumhuriyet'in ütopyasıydı galiba. Çünkü Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'i gerçekleştirdiği zaman bir baskı yanı var, bir özgürleştirme yanı var, bir kadınlara karşı girmiş olduğu bir daha feminizm öncesinden kadınlara vermiş olduğu haklar var. Aynı zamanda bu hakların tepeden verilmişliğinin eleştirisi var. Bütün şarta bağlı. Bitireyim. Bütün bu ögeler Kemalizm diye adlandırılan bir imleyen var, gösteren var Türkiye'de. Ne olduğu belli olmayan. Ama bunun her türlü ögesi aynı anda yan yana varlar. Hangisi kim zaman öne çıkıyorsa o bizim karşımıza Kemalizm diye tırnak içinde bir ideoloji olarak dönüyor. Kemalizm ideolojisi falan diye bir şey yoktu. Bu kelime Birinci Dünya Savaşı sırasında, Kurtuluş Savaşı sırasında batılı yazarların, gazetecilerin verdiği bir kavramdı. Atatürkçülük diye bir şey vardı eskiden. 1970'lere kadar geldi. Daha sonra Kenan Evren cuntasından sonra, yani darbesinden sonra Türkiye'de Kemalizm diye bir şey çıktı ortaya. Bu bir sosyolojik olgu. İkincisi, Cumhuriyet devrimlerinin ütopya diye konuşmanın hiç alemi yok. Çünkü yani başarılı mı oldu, başarısız mı oldu diye konuşursak tabii ki başarılı oldu. Başarılı oldu çünkü bugün İslami diye ortaya çıkan partilerin kendileri kendini modernist diye sunuyorlar. Kendileri neoliberal bir parti, dünya politikasının küreselleşmenin içine giriyorlar. Ve bunun savunucuları, aynı zamanda muhafazakarlığın savunucuları. Bu Demirel de böyleydi. O Ulus Devlet içinde düşünüyordu bunu. O zamanlar Ulus Devlet dönemiydi. Özal bunu açtı.
Yani şu anki hükümette bu açılmış olan dünyayı başka yerlere doğru taşıyor. Nereye taşıyor diye bakarsak aslında en ilginç olan şey o. Reel politika nereye götürüyor bizi? Ütopya nedir? Yahut heterotopya nedir? Bence heterotopya dünyasına bakalım. Yani olmayan dünyalara değil de olan dünyalara bakalım. Ya bu Foucault'un 45 küsur sene evvel ileri sürmüş olduğu bir kavram. Michel Foucault'un, Fransa'daki filozof Michel Foucault'un diyor ki heterotopya bugün dünyada olan ama kabul görmeyen mekanlardır diyor. Ki nedir bu mekanlar? Yani resmi olmayan, toplumsal marjinal dediğiniz mekanlar. Yani siz marjinal dediniz ya hani demin. O mekanlar aslında heterotopyanın mekanları. Oraya... Kafta da ona giriyor mu? Kafta oraya girmez. Hamamlar girer. Kerhaneler girer. Şeyler girer. Hapishaneler girer. Ve Club Mediterrane girer. Ve meşhur tatil köyleri girer. Çıplaklar kampı girer. Türkiye'de yok bildiğim kadarıyla, hiçbir zaman da olmadı. Ama bütün bir Louis de Funès filmleri biliyorsunuz, o Saint-Tropez, Fransa'nın 1960'lı yılların dünyası. Louis de Funès'in bütün jandarmalarının çıplaklar kampını kovalayıp yakaladığı yerlerdir. Ama sonradan bu Fransa'nın güney sahillerinin bir şeyi olmuştur. Vazgeçilmez kuralı olmuştur. Bir de hala devam ediyor. Brotain bölgesinde ben yanlışlıkla böyle bir plajdaymışım. bu şeylerin o sırada çıkartmaya karşı filan orada da Naziler büyük duvarlar yapmışlar. Kumsal şehirden duvarlarla, çok yüksek duvarlarla ayrılıyor. Orası doğal olarak kilometrelerce çıplak denize girilen bir yer. Bir anda bir baktım, herkes çıplak, ben mayoyla yürüyorum. Herkes size bakıyor. Utanç verici oluyor insan. Utanç verici. Fakat çıkaramadım. Yani orada herkes bana baktı. Öğrenciydim, ben de şaşkınlıkla onlara baktım. Yani hani bu, evet, orası bir ayrılmış bölge, hakikaten bir ütopik bir yer. Ama bu tatil köyüne böyle demeniz çok ilgimi çekti. Ben söylemiyorum aslında bunu Michel Foucault'dan. Michel Foucault çok doğru söylüyor. Çünkü ben çocuk yüzünden bahsedilen tatil köyüne gittim. Ve orada aslında yani bir Big Brother tecrübesi yaşadık. Yani ne diyorsunuz ona, distopya mı? Evet. Diyorsunuz. Fakat şu heterotopyayı bir daha açın. Yani bu heterotopya heteroseksüelden gelen bir şey mi? Yok, yani hayır. Eşcinsel olmayanların bir... Hayır, hayır. Değil. Hetero değil. Yani bu dünyada olan ama bu dünyanın kuralları, normları içinde olmayan yerler. Yani nasıl olmayan yer? Madem ki olmayan yerdir ütopya, heterotopyada olan yerin yanında heterojen bir şekilde, ayrışık bir şekilde var olan diğer yerler. Sayın hocam, biraz reklamdan... Oldu bittiyle yaratılmış olan, evet, yerler bunlar. Ama reklamdan oldu sonra... Değil. Yani kerhaneler oldu bitti yerler değil. Oldu bitti yerler. Niye oldu bitti yerler olsun? Sonradan yasaları bir çıktı. Bir gelenek bu. Sonradan yasaları çıktı. Oldu. Yani bu, kanun arayla hala geldi. Hala var. Kerhane kelimesinin kökeni kerhaneden geliyor. Ve geleneksel bir tabir olarak kullanıyoruz. Bu arada... şunu söylemek istiyorum. Bir Atatürk'ün bu sofralarından siz söz ederken, o sofralardan çıkmış öneriler, kararlar uygulanmış. Yani dünya kadar yerli yabancı araştırmacı, folklorik araştırmalar için, edebi araştırmalar için, müzik araştırmaları için Anadolu'ya doğru koşturmuşlar. Ki bunun arkasından bildiğiniz gibi o halk evleri vesaire geliyor. Aslında uygulamaya konan, yani Anadolu'nun tabii ki o günkü siyasi hani baskı rejimi mi değil mi, dünyadaki rejimle, işte orada Hitler faşizmi başlayacak, öbür tarafta bilmem ne başlayacak falan. Yani ama bu arada bütün Anadolu'ya çiçek çocukları gibi dağılmış özgürlükçü bir takım yazar çizer, bir kere arkeoloji başlıyor. Arkeolojik araştırmalar başlıyor. Osmanlı da başlıyor. Osmanlı Hamdi. Evet, ama tabii ki. Ama burada dalıyorlar. Yani Osmanlı'dan sonra, yani üzerinden... Tüm Mavi Anadolu dünyası, evet, aslında, evet, bununla alakalı. İmparatorluğun sultası kalktıktan sonraki bu araştırmacılar, yani
söyleyin bana Azra Erhat'ı düşünün. Meriç Evdet Anday. Yani, Meriç Evdet Anday. Eyüboğlu. Eyüboğlu. Ondan sonra Halikarnas balıkçısı. Halikarnas balıkçısı dediğimiz insanlar bunlar nasıl bir nesilse, nasıl aydınlarsa Anadolu'ya dalıyorlar. Ve oradaki halklar, gelenekler, görenekler, arkeoloji, antropoloji, Türkiye'nin müziği, Türkiye'nin edebiyatı, Türkiye'nin şusu. Bela Bartok geliyor, bütün bu müziklerine. Karla Bert geliyor tiyatro için vesaire. Yani burada bir hakikaten ütopik bir toplum yaratılmak üzere. Fakat belki biraz önce de konuştuğumuz gibi farkında değiller ama o sırada İkinci Dünya Savaşı ve ardından gelen artık Türkiye, yani CIA'nın bakışı, Amerika'nın bakışı ve diğer herkesin sırf bakışı değil ama yani bir Middle East ülke. Evet. Burada bir ütopya yaratılmaya çalışılırken halbuki bütün dünya artık buraya bir Middle East ülke olarak bakmaya başlıyor ve burada o kurallar uygulanmaya başlıyor. Bugün başladılar aslında. Yani ne zaman? 2000'li yıllardan sonra haberlerde Euronews Türkiye'yi hava durumunda Avrupa'da gösterirken Orta Doğu'da göstermeye başladı. Yani 2000'in küsur yıllarda başladı. Canım efendim şu nedenle söylüyorum. Çünkü biraz önce siz gelmeden önce galiba hocalarla konuşurken yani bu beni çok etkilemişti. Yani Küba'nın tarihinde Küba kendisinin ne olduğunu bildi. Domuzlar Körfezi değil mi? Evet, Ankara ve Küba dünyasında evet, o yani. Halbuki orada Ankara ve Havana vardı. Ama biz ya Kübalılar bildi. Yani Rusya'nın bir ileri karakolu olarak kullanıldıkları bugün hala da biliyorlar. Sonra Ruslarla başları derde, Sovyetlerle başları derde girdi, girmedi, bilmem ne oldu falan filan. Bütün her şeyden haberdarlar. Ama biz aynı tarihte yani bir 3. Dünya Savaşı'nın çıkmasına ramak kala Türkiye olarak Amerika'nın ileri karakolu olduğumuzu bilmiyorduk. Biz hala bağımsız bir ülkeyiz sanıyorduk. Yok tabii ki biliyorduk ve James Bond, Dr. No da bu. Biliyor muyduk? Yıllar, orada meşhur film var. Yani Ararat'ın, yani dağın hangi yanında duruyor ajan? Bütün film onun üzerine kurulu. Türkiye Ankara'da olduğunu söylüyor. Halbuki Ermenistan'da. Hatırlıyor musunuz filmi Doktor No'yu? Hatırlıyorum. Yani dağın sağında mı duruyor, solunda mı duruyor meselesi ajanı Doktor No'da ele veren şey. Çünkü ajanlık yaptığı için Ankara'da gibi konuşuyor fakat konuştuğu yer Ermenistan o sırada. Rus Sovyetler Birliği Ermenistan'ı. Bütün Doktor No bunun üzerine kuruldu. Yani dünya biliyor Türkiye'nin, Amerika'nın bir karakolu olduğunu ve zaten ama, 60'lı yılların bütün şeysi, 70'li Türkiye, yıllar. Biz bilmiyoruz. Hocam şunu soruyorum canım bunu. Yani şunu biliyorlar mı? 3. Dünya Savaşı'na ramak kala. Tabii ki 63 biliyor. Senesi. Değil mi? 62 senesinde. Domuzlar Körfezi zamanında. Evet, Domuzlar Körfezi zamanında. Acaba Kennedy ile söyleyin Kruşçef'i. Kennedy ile Kruşçef arasında bir Küba Türkiye savaş vaziyeti işte o. Yani biz biliyor savaş, muyduk? Biliyorum. Çocukken ben biliyorum. Hocam yani gazetelere manşet olmuştu ben hatırlıyorum. Yani James Bond filmlerinden biliyoruz. Biliyorduk yani. Şimdi ama böyle bir şey işte. O zaman bir başka ütopya yüzünden, bir bağımsızlık ütopyası yüzünden bize hiç söylenmiyor. Belki. Şöyle bir sıkıntı var. Şimdi bizi önce Avrupa'ya ittin. Ondan sonra da Avrupa'ya entegre olmayalım. Biz kendi kimliğimizde kalalım. İşte Amerika'da bize tasallut etmesin. Bu bir çelişki. Avrupa'ya itenler kim? Şimdi demin övdüğünüz dönemin insanları değil mi? Türkiye'nin müziği var dediniz. Hayır, Türkiye'nin müziği yok. Nasıl olmuş? 4 sene müddetle Türkiye'de sanat musikisi ve halk müziği yasaktır. Türkiye'nin alfabesi Mustafa yok. Mustafa Kemal işte mecliste dinliyor onları. Türkiye'nin ezanı yok. Türkiye'nin camilerinin bazıları satılmıştır listeyi. Eğer bunu tartışacaksak o dönemi ütopyadan çıktık çünkü bu yok, belli bir dönemde ütopya şuydu. Beyefendi ütopya şuydu. Bakın gerçekleşmedi derken bunu kastediyor. Siz bunları anlatırken yasaklayan Mustafa Kemal o Türk musikisini mecliste Türk musikisi dinliyor çünkü onu seviyor. Evet. Beğendiği müzik o. Zaten sonra da kaldırıyor bunu biliyorsunuz. Kaldırıyor da aradan 4 sene geçiyor. 4 sene geçmiş. Şimdi ezanı kaldırmış. Yani, 10 sene geçmiş. Türkiye'nin bütün entelektüel yapısını, yani bugün de onların çocuklarının
onların çocukları, çocuklarının çocukları, anladım, reklam gireceğim ama şey oluyor. Yani bu çocukları, bu aydın nesli yaratan, siz de bu aydın nesildensiniz. Bu aydın nesli yaratan o dönem zaten. Yavuz Bey onun öyle olmadığını düşünüyor. Ama evet, bu aydın nesli, düşünüyor. Aydın nesli yaratan o. Yani, yani kökleri farklı yerde olanlar, farklı alanlardan beslenenler belki ama... tamamen entegre olanlar, işte o çıkartmaları arabalarına yapıştıranlarda böyle bir sorun yok. Batı diye bir yani dünya yok bir, zaten. Bir kimlik problemi oluştuğu kesin. Ya yani ben kimim sorusuna doğru düzgün cevap veremiyoruz. İşte burada karşıt bir görüş olması da güzel. Kim yani sizin ki? Atatürk'le ilgili karşıtlığınız da belki burada bizi yönlendirecek. Çünkü... Atatürkçülükle karşıtlığım belki. Atatürk kendi döneminde kendi yaptıklarıyla efendim belli bir süre yaşamıştır, yapmak istedikleri vardır, yapamadıkları vardır. Ama konu Mustafa Kemal'di. O değil. Kimlik konusu başka bir konu. Atatürkçülük her şeyi içine sokacağımız bir torba, torba yasa gibi ya da bir torba felsefe, Okan torba Bey, izmse her şeyi içine soktukça şimdi, o torba patlar tabii nasıl, yani anlatabildim mi? Nasıl nesilleri yetiştirmek istediğiniz ders kitaplarınızda kendini ele verir. Ders kitaplarında Kur'an'ın inkarı vardır. Benim lise 2. sınıfta okuduğum Muhammed'in fikirleri olarak değerlendirilir. Kabe tavlazarına benzetilir. Şimdi bunlara baktığınız o zaman bir dönem böyle geçmiş. Bugün şimdi tabii bu tartışma tabii, farklı bir yere bu gider. Bu olsaydı malzeme getirirdim ben size. Ben... İşinize de yarar. Hayır hayır sizin ama tartışma bakın, bu değil. Evet tartışma ne yazık yani bu değil. Evet. Cumhuriyet dönemini tartışacaksak. Özür dilerim tamam hemen dönüşte bunu yapalım. Çünkü 3 tane çok yazdılar. Çok acil reklam buyursun. İnsanoğlunun en vazgeçilmez rüyalarından olmuştur. Var olan sistemin aksaklıklarını eleştiren, olması gerekeni anlatan, ideal hayat tarzına işaret eden toplumsal projeler yani ütopyalarda bu yüzden hep edebiyatın önemli bir alanı olmuştur. Platon'un M.Ö. 375'te yazdığı Devlet, ütopya türünde yazılan ilk eser kabul edilmiştir. Cumhuriyet öncesi ilk ütopya denemelerinden biri Ziya Paşa'nın Rüya adlı eseridir. Ziya Paşa rüyada meclis açma önermesini işler ve bunu idealize eder. Ancak çoğu eleştirmene göre Ziya Paşa'nın bu gelecek projeksiyonu, Ziya Paşa'nın mağduriyetini telafi etmek için tasarladığı bir fantezidir. Fakat Ziya Paşa'nın bu ütopyası sonrasında gerçekleşti. İkinci Meşrutiyet döneminde Osmanlı İmparatorluğu art arda toprak kaybediyordu. Osmanlı aydınlarının da ülkeyle ilgili endişeleri vardı. Tam da bu dönemde ütopik olarak adlandırılabilecek eserler artmaya başladı. Ziya Gökalp'in Turan fikrini işleyen Kızıl Elma şiiri, Ali Kemal'in gelecek tasavvurunu anlatan Fetret isimli eseri, Hüseyin Cahit'in Hayat-ı Muhayyel adlı hikayesi ütopya edebiyatında kabul edilir. Bu ve sonrasında yazılan birçok gelecek tasavvurunda ortak yönler şunlar olmuştur. Hepsinde ütopya siyasi bir projenin aracı olarak algılanmıştır. Türkçülük, Osmanlıcılık ve İslamcılık ideolojileri hepsinde değişen oranlarda yer almış ve hiçbiri bir diğerini dışlamamıştır. Hepsinde ilerleme vurgulanmış ancak ilerleme sonucunda varılacak hedef belirsiz kalmıştır. Hepsinde totaliter bir eğilim gözlemlenebilmektedir. Hepsinde maddi refah ön planda tutulmuştur. Ve her ne kadar ütopya olsa da birçoğundaki gelecek tasavvurları gerçekleşmiştir. Birinci Meşrutiyet, ikinci Meşrutiyet ve Cumhuriyet edebiyatçıların gerçekleşmiş hayalleri olarak görülmüştür. Yani tasarlanan geleceklerdeki hedef ütopik olsa da gerçekleşmiştir. Bu yüzden Türk edebiyatında ütopyanın var olup olmadığı sürekli sorgulanmıştır. Evet bu çok ilginç bu küçük belgeselimizdeki son cümle. Bir de bu bana şunu düşündürüyor efendim. Acaba ütopya yapanlar, yazanlar, bize anlatanlar kitaplarla acaba hepsi iyi insanlar mı? Yani mutlaka bir siyasete alet ediliyor. Tabii ki din de aslında iman, inanç yani bir değil ama din de siyasete alet ediliyor. İnanç da siyasete alet ediliyor. Safça yazılmış eserlerde insanların daha dirlik düzenlik içerisinde, güzellikler içerisinde yaşamasını öneren her şey siyasete alet ediliyor. Çünkü siyasetin galiba başka malzemesi yok biraz önce sizin belirttiğiniz gibi. Dolayısıyla hepsi için iyi diyebilir miyiz? O zaman Hitler için de iyi diyecek miyiz? Tabii diyemeyiz. Yani insanlığı felakete götüren bir projeydi o. Fakat insanlığı götüren projenin sahibi bile herkese mutlu olacakları bir dünya sunmak zorundaydı. Herkese değildi ama. Kendi içinde tabii herkese, Almanların hepsine. Staff ırka ancak konuşulacak. Alman ırkına.
Alman ırkına. Komünistler de bütün emekçilere der. Tayyip Erdoğan da Müslümanlara der. O zaman bir hedef kitlesi mi vardır Ütopya'nın? Tabii. Her Ütopya'nın bir hedef kitlesi var. Özür dilerim. Araya bir şey koyalım. Galiba Ütopya, çünkü Ütopya'yı yazan kişi, öneren kişi o toplumdan bağımsız bir kişi değil. Değil. Yani Hitler'in Ütopya'sı... Hitler'in Ütopya'sı yoktu. Onu unutalım bence bu işi. Yani evet, ama bir önerme var. Önermeler başka bir şey. Ütopyalar olmayacak yerlerdeki olmayacak şeyler. Peki şöyle diyelim. Yani cüceler ülkesi, devler ülkesi. Ama şöyle bir şey var. Güneş ülkesi. Yani bizim yazarlarımızın, yani bu küçük bantta da geçen bu yazarlarımızın önerdiği demokratik rejime benzeyen önermeler yazdıkları da bir sıkıntının ifadesi. Hitler'de de Birinci Dünya Savaşı'nı kaybetmiş ama askerleri memlekete zafer kazandık diye dönmüş. Sonra nereden çıktı ama ulan bu? Ütopya değil, milliyetçilik. Şimdi bakın, bir siyasi proje. Peki milliyetçilik ütopya değil mi? Hayır. Ben çok romantik bir şey milliyetçilik. Toprak kaybettim. Evet. Toprağımı geri alacağım demek. Adieu, je reviens diyor Fransızlar. Elveda, tekrar geri geleceğim burayı almak üzere. Yani bütün Alman romantizmi Alsace-Lorraine'de kaybettiği toprakları geri almak peki, üzere. Peki ütopya ile romantizm arasında bir hiç yakınlık, akrabalık hissetmiyor musunuz? Yok, hiç yok. 19. yüzyıl romantizminin, yani ister Victor Hugo deyin, ister Baudelaire deyin, ister gotik edebiyat deyin. Bütün romantiklerin en önemli özelliği orta çağa özlem duymasıdır. Orta çağ ütopya değil. Ama ütopya olarak onu gösteriyor. Resim sanatında, bakın felsefede hepsi... Bir dakika. Fourier'in flanasterini düşünelim. Evet. O ütopyadır. Ütopya. Peki bunun romantizmle ne alakası vardır? Şu, romantizm aynı zamanda bir cazibe şeyidir, merkezidir. Her şey cazibe merkezi. Hayır, her şey olur mu canım? Romantizm. Don Juan da cazibe merkezi. Romantik mi? Tabii. Sayın hocam. Bir şarkıda. Tabii romantik sayın değil mi? En büyük romantik o zaten. Bir şarkıda herkes birbirini sevse. Herkes birbirini sevse, kardeş olsa diye. Hani o şarkı. Bir dakika. Türk popunda zaten, yani Türk popunun başlangıcında Fecri Evcioğlu'ndan Allah rahmet eylesin bu yana gelen söz. Herkes birbirini sevse, kardeş olsa, yaşasak mutlu, el ele coşarak falan filan. Yani bu sözlerde de bir ütopik dünya anlatılmıyor mu? Hayır. Ütopik dünya demek olmayan, onlar bir vaat var. Vaat olmayan bir yer üzerine değil, olan bir yer üzerine. Ama ütopya nedir? Hitler'in mimarisi bir ütopya değil miydi? Değil tabii ki. Tabii Hitler'in mimarisi Hitler'in, bir ütopya. Ali Bey en büyük, bakın Hitler ne dedi? Yani gülü verin. Hitler ne cüceler dedi? Dünyasıyla. Hayır, Hitler ne dedi? Hitler'in, Hitler ne dedi? Hitler'in yaratmak istediği Berlin bugün birçok... Ütopya diyemeyiz ona. Hayır, başka bir şey söyleyeceğim. Hayır, birçok ütopik projesi... filmde Metropolis'le ben estetik olarak Metropolis'le... Fütüristik başka bir şey. Hayır. Ütopist başka bir şey. Bakın, fütüristik. Hayır, yani Metropolis fütüristik film. Bir dakika, Metropolis fütüristik. Ama yani fütürizmle Hitler'in dünyadaki bütün medeniyet eserlerini bir araya getirdiği Berlin'i kurmaya çalıştı ve biliyorsunuz çöküş filminde de... Bir bilim kurgu ama Güneş Ülkesi yahut Flanaster bir ütopya, olmayan yerler. Peki Hitler'in, öbürü, bakın, olması beklenen ve bugün yaşadığımız Hitler'in yerler. Hitler'in en büyük... Bu... Neredeyse yaşıyoruz Hitler'in bugün. Hitler'in programı neydi? Bir dakika, o zaman 84'ü ütopik demeyeceğiz. 84. Hayır, biz ütopya diyeceğiz. Değil, tabii ki. Biz ütopya, yani değil, karamsar ütopya. Fakat bakın... Olan Stalinist rejimi anlatıyor. Hayır, Hitler'in projesi neydi? Üçüncü Reich. Üçüncü Reich... Roma İmparatorluğu'nun yeniden kurulmasıdır. Evet, zaten başka mimarisi şey de ama Fransız Hitler de böyle. Benzer ütopyalar da var. Bütün Fransız tarihi Roma'nın yeni baştan Clovis'tir Fransa'yı kuran, bakın, ve Roma İmparatorluğu'dur. Ama işte Hitler'in Fatih Sultan Mehmet Roma İmparatorluğu diye çıkar. Bakın burada. Hitler'in özelliği budur. Bakın benim tartıştığım mesele şu. Hı. Her siyasi proje kendi içinde bir ütopik unsur taşımazsa cazibesi kalmaz. Bunu mecburdur. Ama cazibe ile ütopya aynı şeyler değiller. Ya, ütopyanın yani, cazibesi... Hamamlar, cazip yerler, heterotopya, ütopya değil. İkisi özdeş değil. Bakın özdeş değil. Ben diyorum ki siyasi projenin... Şey ütopik, vardı hatırlar ütopik... mısınız? Bir dizi film vardı. 1970'lerde Türkiye'de oynardı. Fransız aklıma geliyor şeyin, dizi filmin. L'Île Merveilleux
diye bir şey, bir cüce vardır. İnsanlar oraya gelirler, tatil kampı burası, bir hafta kalırlar. Hı hı. Ve orada istekleri gerçekleşir. Hatırlıyor musunuz bunu? Bunlar fantezi. Bu fantezi olan bunlar, şey ütopyanın kendisi. Hayır, bakın fantezi başka, ütopya başka. Ütopyanın her zaman bir toplumsal altyapısı olur. Bu da aynı şey. Yok, fantezi eğlenceli. Şuna bakalım. Turancılık, Türkçülük gibi akımlara bakalım. Bunlar ütopyalar mıydı? Hem edebi hem siyasi açıdan. Yok, ne düşünüyorsunuz tabii hocam? Tabii ki değil. Tabii bunlar ideolojiler. Gerçekliği yok ama şey gibi yok. Yani ütopyalarda olduğu gibi gerçekliği olmayan fikirler, bunları inşa etmeye çalışan bir dünya vardı. Yani nazizm de böyle bir şey. Turancılık da böyle bir şey. Birçok komünizm de böyle bir şey aslında. Bunlar bir ideal dünya kuruyorlar. Bu ideal dünyayı gerçekleştirmek üzere bütün bir, yani 17. yüzyılda çok enteresan bir şey oluyor Avrupa tarihinde. Bilmiyorum şey misiniz, dikkat ettiniz mi? 17. yüzyıla kadar tarihçiler Avrupa'da Dümezil'in bahsetmiş olduğu, Dümezil Mustafa Kemal'in Türkiye'ye çağırdığı ve din sosyolojisi yapan bir Fransız sosyolog, düşünür ve mitoloji uzmanı, Ubıhların kaşifi diyelim, Kafkaslar üzerine çalışıyor. 24'te Mustafa Kemal çağırıyor, 6 yıl kalıyor Türkiye, sonra gidiyor geliyor falan. Bu adamın kurmuş olduğu bir dil ve mitoloji dünyası var. Hint Avrupa, yani Hindistan'dan İzlanda'ya kadar giden bir dünya içinde bu insanların ortak tanrıları, isimleri değişiyor, ortak fonksiyonları olan toplumsal bir yapı vardır diyor. Bu üç tabakalı bir yapıdır diyor. Bir tanesi egemenliktir, bir tanesi savaşçılıktır, öbürü üreticiliktir diyor. Şimdi 17. yüzyılda aslında tarihçiler... Özür dilerim, tam burada bir not olarak. Platon'un devleti de... Aynısı. Bunun aynısı mı? Aynısı. Yani onun sınıfları çalışanlar, çiftçiler, aynen, zanaatkarlar, bekçi askerler, yönetici bilginler, özellikle aynısı, filozoflar. Aynısı. Üç sınıfa ayırıyor. Evet, aynısı. Yani bu bahsettiğiniz ismi George Dumézil. George Dumézil, evet. Bütün antik çağ... Çocuklar bir gösterir misiniz? Bütün antik çağ ütopyaları bunun üzerine. Hint, Avrupa, yani şeyden, Mahabharata'dan, Rekveda'ya kadar giden bütün dünya içinde. Dumézil yazılıyor. Dumézil, S'le değil mi? Z mi? Z. Dümezil, evet. Yani, buyurun, bu adam. Tanıdınız mı adamı? Evet. Efendim? Tanıdınız mı adamı fotoğrafından? Burada önünüzde. Galiba evet, o Dümezil. Evet. Evet. Onun bir de Şaraşizce diye Kafkaslardan gelen Gürcü bir tane asistanı vardı. O da Ubuh dilini Dümezil ölümünden sonra bazı kelimeleri yeni baştan... Dümezil'in yaptığı şey ölü bir dili canlandırmak oldu Ubuhlar için. Yani Türkiye'de çok Ubuh var, onun için söylüyorum. Kafkas dünyası. Fakat ilginç olan şey, Dümezil'in bize anlatmış olduğu üç tabaka sisteminin aslında Fransız İhtilali sırasında C.S.'in meşhur kitabı Tiers Etat diye adlandırdığı şey, üçüncü tabaka diye adlandırdığı şey halk. Halk üçüncü tabaka olarak bu sistemin içine giriyor. Fakat 17. yüzyılda tarihçiler bu düzen fikri üzerinden çıkıp ikili bir savaş fikri üzerine giriyorlar. İkili savaş, ezilenlerin savaşı olarak başlıyor ve bu dinler tarihi buraya girmeye başlıyor. Önce Mısırlılardan tahakküm görmüş Yahudiler, Yahudilerden tahakküm görmüş İsa ve Hristiyanlar ve daha sonra da Marx'a kadar gidebileceğimiz köylüler, ezilenler yahut da işçiler 19. yüzyılda. Bütün bu tarih bizi şöyle bir şey çıkartıyor aslında. Devrim diye adlandırılan şeyin bir ezilenler tarihi olması, ezilenlerin de biz ezildik diye ortaya çıkmaları. Bizim başımıza şu geldi: biz zavallıyız, bizi ezdiler, bizi yok ettiler, bizi öldürdüler tarihi. Yalan mı? Devrim tarihi bunun üzerine kurulu. Ama bu daha önce kahramanlar üzerine, kahramanlıkların hikayeleri üzerine, bak Enüistlerin krallar, kahramanlar üzerine yazdığı tarihten ezilenlerin tarihine doğru geldiğimiz zaman devrim tarihi başlıyor aslında. Devrim tarihi ezilenlerin tarihi. Yani tek tanrılı dinlerin kendilerinin bir mağdur olduklarını anlatan bir tarih çıkıyor karşımıza. Ve bu tarih devrimleri ortaya çıkaran bir tarih. Devrimler de nedir?
Yani sonuçta ister Fransız ihtilaline bakın, ister Rus ihtilaline bakın, isterseniz sizin söylediğiniz Türkiye'deki 1923 ihtilaline bakın. Eski rejimi yıkan, yeni rejimi kuran avantgard hikayelerdir. Yeni efendiler üreten. Avantgard hikayelerdir. Avantgard olduğu gibi avantgardtır. Çünkü eskiyi yıkıp moderni kuran da şey demek. Yani sanatta da aynı şey. Avantgard sanatçılar eski sanatları yıkarlar, yerine yapılmamış bir şeyi koyarlar. Fakat bütün bu devrim teorisi aslında sonuçta başka bir baskıyı beraberinde getirdiği için baş kaldırı başka bir şeydir, devrim başka bir şey. Çünkü devrim yeni kurallar koyar, yeni kanunlar koyar. Yeni kanunlar baskıcı olur tabii ki. Ama baş kaldırı hikayeleri yani az sürer. Az sürdüğü için de Gezi böyle bir şeydi, baş kaldırıydı. Ve Gezi baş kaldırısı bir şehirli kültürün, şehri talan atmaya gelmiş olan bir söylemin karşısına çıkan bir başkaldırı olarak çıktı mı siyasi yansıması yok. Siyasi yansımasının olmaması daha önemli bir şey. Çünkü ütopyanın, heterotopyanın dünya yeryüzünde olan hali başkaldırıdır ve başkaldırı bütün bu metinlerin şeyidir. Ana fikridir. Yani Campanella olsun, Thomas More olsun yahut Gulliver'in yazarı olsun, isterseniz de Alice'in. Jonathan Swift. Evet ve isterseniz de Lewis Carroll olsun. Bütün bunlar bir başkaldırı dünyasının fantazileri. Hocam bir dakikanızı rica edeceğim. Bazı şeylere takılıyorum çünkü. Şimdi ütopya kelimesini kullandığımız zaman hem iyi anlamda hem kötü anlamda kullanıyoruz. Yani birisini fikirlerini aşağılamak maksadıyla da kullanıyoruz. Şimdi dolayısıyla... O Marx kullandı onu. Evet ama arka arkaya yani günlük dilde halk arasında kullanılırken. Şimdi arka arkaya iki tane... mesajı buradan okuyacağım. Bir tanesi diyor ki Serkan, ütopya, hayaller güzeldir, gerçeklerse acı. Onun ütopiyi günlük dilde kullanıldığı gibi düşünmüş ama pozitif düşünmüş. Turalp Türk diyor ki, Turancılığa ütopya diyor da tüm halkların el ele lay lay lom yaşayabileceği sanıyor. Hangi dünya, pardon diyor, Turancılığa ütopya dediğimiz, yani Turancılığa burada sanki bir... Öyle bir şey söylemedik ama. Evet söylemedik. Yani hakaret varmış gibi kavruyor. Bir diğeri Harun diyor ki profesörün diyor ütopya kelimesinin anlamı üzerine odaklanması programın işleyişine engel oluşturuyor diyor. Yani evet çünkü sürekli bizi kelime anlamına ki çok sağlıklı buluyorum bunu. Yani kavram kargaşası olmadan konuşmanın çok sağlıklı olduğunu onun için sürekli gidip sözlüğü açıp bakabiliriz. Yani bir diğeri üst insanı örnek göstermiş. Yani Nietzsche'yi örnek gösteriyor ve bunu da şimdi size sormak istiyorum. Yani Nietzsche'nin bahsettiği adamın ütopik olup olmadığı. Yani çünkü orada bir sistemden bahsetmiyor. Bir ülkeden bahsetmiyor. Ama bir insandan bahsediyor. Bir geliştirme çok söz konusu. Çok basit söylediği şey yani. İsterseniz özetleyebilirim. Buyurun efendim. 17. yüzyılda hala Avrupa'da tanrı merkezli bir dünya var. Yani başta bir tanrı var, onun garantisinde insanlar düşünebiliyorlar. Descartes de böyle düşünüyor, Spinoza da böyle düşünüyor, Leibniz de böyle düşünüyor. Ne zaman ki Portekiz depremi oluyor, 1700'lü yılların içindeyiz, 18. yüzyıla geldik, aydınlanma dönemindeyiz. Portekiz depremi o kadar çok insanın öldüğü bir deprem ki, düşünürler diyorlar ki, yahu bu kadar insan ölüyorsa yukarıdaki tanrı niye karışmadı, bu kadar insanı niye öldürdü durup dururken? Ve dolayısıyla bir yandan bu depremin vermiş olduğu tanrı sıkıntısı var Avrupa'da. Pascal'ın sıkıntısı bu. İkincisi, enfinitezimal matematiği bulunuyor. Sonsuzcasına küçük ve sonsuzcasına büyük arasında tıkışan bir insan tanrı merkezli bir dünyada. Bir daha söyleyin Fransızcasını. Enfinitezimal, Türkçe'de öyle söyleniyor. Enfinitezimal, sonsuzcasına küçüğe doğru giden bir matematik. Yani atomdan daha küçük parçacıkların olduğu bir matematik bilgisi. Hı hı. Bu 17. yüzyılda bulunan bir matematik ve Leibniz'de, Spinoza'da bunu kullanıyorlar. Hı hı. Ne zaman ki tanrı merkezli bir dünyanın krizi bir yandan bilimlerle, diğer yandan afetlerle Tanrı'nın bu işe karışamadığını aydınlara düşündürtmeye başlıyor. O zaman işte Nietzsche'nin dünyası geliyor. Diyor ki Nietzsche, sonsuz olan Tanrı fikrinin karşısında sonsuzcasına bölünebilen
ve sonsuzluğa ait olan bir varlık insan çıkıyorsa bunların arasındaki hiyerarşi bitmiştir. Yani biri sonsuzdu, biri ölümlüydü. Ama ölümlü olan varlık sonsuzcasına uzayabilen bir ebediliğe kavuşabiliyorsa, felsefi anlamda söylüyorum, burada Tanrı'yla eşit duruma gelmiş olan bir insan vardır. Bu 17. yüzyılın ortaya koyduğu fikir, daha sonra 18. yüzyıl aydınlanmasında insanın dünyası üzerine kurulu bir insan merkezli bir dünyaya çıkartıyor. Tanrı merkezli dünyadan Avrupa insan merkezli bir dünyaya geliyor. Ziyade Nietzsche'yi size sırada. Çok teşekkür ediyorum. Nietzsche'yi özellikle Zerdüşt'ü bir kişisel gelişim kitabı olarak okuyan herkes için, yani 15 yaşındaki şahsım adına da çok teşekkür ederim. Çünkü bu çok güzel bir açıklama. Çünkü kitap bildiğiniz gibi bir seslenmedir. Ve bu seslenme seni pazar yerindeki sinekler tarafından delik deşik edilmiş görüyorum. Sabahattin Eyüboğlu'nun çevirisi muhteşemdir. Diğer çeviriler... Sadi Irmak çevirisi vardır Zerdüşt'ün. Tabii ki biliyorum. Ön sözü Almanya'nın savaştan önceki döneminde çevrilmiştir. Ve orada Sadi Irmak Aryan ırkından ve ırkların üstünlüğünden bahseder. Ve savaştan sonra utandı herhalde bunu yayınlamaktan Milli Eğitim Bakanlığı, ki Sadi Irmak'ın çevirisindeki ön sözü çıkarttılar. Sadi Irmak'ın çevirisiyle Milli Eğitim Bakanlığı kitaplarının ikinci baskısı yapıldı bunun. Eyüboğlu'nun çevirisi pek şairane. Yani burada tabii ki söylenmesi, seslenmesi açısından o destansı havayı da taşıyor. O pazar yerindeki sinekler tarafından delik deşik edilmiş görüyorum, yalnızlığına karşı dostum meselesi. Yani özellikle bugünün genç okuyucuları tarafından da öf be, evet ben işte falan filan, yani hatta oradaki psikolojik bir şey değil yani. Ya bireyciliğe de, yeni bireyciliğe, bugün modern bireyciliğe de çok uyan bir şey, ama genelde kişisel gelişim kitabı olarak insanlar bayılıyorlar. Ama söylediği o değil yani. Ama söylediği o değil. İnsan merkezli bir dünyadan daha sonra artık yavaş yavaş, onun dönemi 19. yüzyıldan bahsediyoruz. Artık insan merkezli dünyanın da garantisi kalmadığı bir dünyaya, yani bir şey robotlar dünyasına doğru gidiyoruz, teknoloji dünyasına doğru gidiyoruz. İnsanın Tanrı üzerine kurmuş olduğu garantisinin yok olduğu, dolayısıyla insanın da yok olacağı bir başka dünyaya gidiyoruz. Peki bu ütopya mıydı değil miydi? Bu bir görüş. Nietzsche'nin ütopya değil, bu fikir. Bu fikir. Buyursun efendim. Şimdi tabii bütün referanslarımızı Batı'dan aldığımız zaman bir inanç problemi karşımıza çıkıyor. Farklı Allah kavramı karşımıza Hayır çıkıyor. Hayır efendim, biz Farabi'nin ütopyası vesaire konuşacağız ama birazdan. Ama doğru söylüyor çünkü. Tamam. Yani bütün bir saydığınız İbn Sina'dan, Farabi'den hepsi Platon'dan, Aristo'dan yola çıkmışlardır. Müsaade eder misiniz? Platon'dan başka birisinden yola çıkmış. Şimdi Mısırlılardı onlar, Doğrulardı yani. Aydınlanma çağı düşünürlerinin sadece depremden... Bu yanlıştır ama bu bakış. Depremden, tarih olarak yanlıştır. Depremden etkilenerek böyle bir sonuca ulaştıkları... Kandide okursanız görürsünüz. Doğru değil, okudum. Nerede okudunuz? Gördüm, itiraz ediyorum. Peki. İtiraz edeceğim. Sizin gibi ya da onlar gibi fark düşünmek etmez. Zorunda değilim. Hayır, etmez canım. Yani kendi düşüncelerimi... İleyebilirsiniz tabii. Müsaade buyurursanız. Buyurunuz, buyurunuz hocam, buyurunuz. Kendi düşüncelerimi... Tartışmalar da güzel ama, tartışmalar evet. da güzel. Buyurunuz. Şimdi Allah kavramında bir defa ittifakımız yok. Onlar insansı bir Allah kavramı içinde. Yani Hazreti İsa vardır işin içinde, Hazreti Meryem var. Teslis dediğimiz kısaca. Bizanslar bunu kabul etmiyor biliyorsunuz. Buna Bizanslar söz konusu etmiyoruz. Fransızların üzerinde. Hayır, Bizanslar. Hocam ama tarihi yanlış var burada. Peki tamam, ama ne yapalım şimdi yani, yoksa maddi hata. Maddi hata. Sözünü bitirecek. Evet, siz o öğrencilerinize anlatın. Buyurun. Size anlatıyorum. Yani ben şimdi farklı bir şey anlatacağım. Ben de size anlatayım. Hocam ne olur, peki evet. Size. Şimdi tabii ki bütün kavramları Batı'dan aldığımız zaman onların sistematiği içinde düşünmek zorunda kalıyoruz. Bizim farklı kavramlarımız, farklı inançlarımız, farklı toplumsal yapımız var. Geliş köklerimizden bir türeyişimiz var. Şimdi aydınlanmacılar sadece depremden etkilendiler. Başka hiçbir zaman, hiçbir yerde, hiçbir ülkede deprem olmamış. Kimse ölmemiş, yangın olmamış, sel olmamış. Bir şeyden etkilendiler. Vay, 100.000 insan nasıl öldürür Allah diye. Her gün 1 milyondan fazla insan ölüyor dünyada. Her seferinde görüş değiştiremeyiz herhalde. Sonuç itibariyle buraya geldiğimiz zaman
aydınlanma çağı düşünürleri zaten sömürü düzenini kurabilmek için Allah'ı bir tarafa koymak zorundaydılar. Bu da bahanesi olduğu için. Anlatabiliyor muyum? Deprem de bahanesi oldu ve kolay kabul edilebilir bir mizansenin üzerinden gitmeye çalıştılar. Deprem. Bizde de zaman zaman isyanlar oluyor ya, sel, felaket vesaire. Vallahi bizde Yunanlarla aramızdaki düzelmesi deprem yapıyoruz. Sayesinde olmadı mı? Bir çıkış yap aramız filan düzelmedi. Onlar açısından düzelmedi. Ben problemim yok Yunanlarla filan. Onlar açısından düzelmedi. Hatta Avrupa Birliği'ne giriş ama onlar hala çocuklarına İstanbul merkezli ütopya bu işte. Büyük o megal ideayı öğretiyorlar. Biz onların hepsini ayıkladık. Yunan düşmanlığını filan kaldırdık. Ermeni düşmanlığımız bile yok. Kimseye düşmanlığımız niye olmasın bile zaten. Ki? Düşmanlık güzel değil efendim. Niye bile diyorsunuz ki? Ha bile yanlış bir kelime. Ermenilere de düşmanlığımız yok. Kimse hiçbir millete düşmanlığımız yok. Biz özel falan da değiliz. Yani bütün milletlerin içinde bir milletiz. Böyle baktığınız zaman insanlık onurunda belki bir ütopya geliştirebiliriz. Yani o dedi bu dediden çıkıp acaba bizim köklerimizde var olan ütopyayı nasıl bugün tanımlayabiliriz? Mesela fetih bir ütopya mıdır? Tartışabiliriz. İstanbul, bir daha söyleyin sebep. Fetih bir ütopya, fetih ütopya mıdır? Evet. Efendim devletin İstanbul kuruluşunda. İstanbul fetihinden bahsediyorsunuz. Efendim? İstanbul fetihinden bahsediyorsunuz. Başka fetih yok zaten. İstanbul fetihi bir diğer yerde. Özellikle İstanbul fetihi. Fatih'i biliyorsunuz ben... Rum İmparatorluğu'nun ilanı var. Rum İmparatorudur çünkü. Evet. Yani Roma İmparatorudur. Evet. Aynı zamanda padişahtır. Fetih değil ama o. Şey de el değiştirmesi şeyin iktidarın. Öyle ama değil. Ama işte fetihle birlikte zaten olur zaten. Fetih bu zaten. El değiştirme. El değiştirme fetihle olur. Milletleri yoksa kimse kimseye vermez o. Kimse kimseye Fatih vermez. Bir güzel de savundular. Yani takdir edilebilecek şekilde de. Yani çok da güzel savundular Bizanslılar. Yardım vardım gelecek diye de beklediler. Sonuçta Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda böyle bir anlatım var. Fetih eksenli. İstanbul'u fethetmeye odaklanmış bir devlet. Onun yüreği de o malum hadis-i şerif. Evet. Onlar oraya kilitlenmişler. Şuradan anlıyoruz hep batıya doğru zorlamışlar. Mesela doğudan Anadolu'ya giren insanlar herhalde kafalarında bir kurgu var ki tehlikenin göbeğine doğru. Bizans o zaman bölgesel süper devlettir. Yani Doğu Roma. Oraya doğru gittiklerine göre kafalarında bir hedef var. Bunlar küçük bir aşiret. Ve çok hızlı bir şekilde bir hedefe kilitlenmeyen milletler bu kadar hızlı gelişim sağlayamaz. Çok hızlı bir şekilde gelişim sağlıyorlar. İşte hemen Orhan Gazi döneminde Rumeli'ye geçip oradan gelebilecek yardımların önünü kesiyorlar. Çimpe Kalesi filan fethi vesaire. Orada da bir deprem var. Ama bu deprem Allah'ın ikramı olarak algılanıyor onlar tarafından. Şimdi telakkiler farklı. Toplumsal telakkiler ya da inanç farklılıkları belirleyici oluyor. Yani istediğiniz kadar Fransız düşünürlerinde referanslar alın. Bu bizim algımız değil. Biz böyle bakmıyoruz zaten. Böyle de düşünmüyoruz. Yani geleneksel düşünce yapımız ya da devrimci düşünce yapımız o odaklı değil. Biz farklı odaklardan farklı hedeflere bizim doğru bizim kendi tarihimiz yürüyor. De var. Yani kendi algımız. Önemli ütopik projeler bizim kendi Müslümanların kendi tarihinde de var. Buna ütopik değerler diyorum ben. Yani Mazdaklar var. 5. yüzyılda İran merkezli. Hasan Sabah onun bir yan koludur. Evet. Karmatiler var. Meşhur Acem Bahçesi var değil mi? Dörde bölünmüş, Orta'da şeylerin aktığı, fıskelerin aktığı. Yani Endülüs'te de var. Tabii binli yıllarda kaynıyor zaten Orta Doğu. Özellikle 900-1000 arası üst üste ülkeler kuruluyor. Basra'da mesela Gundi Zenci dedikleri, Zencilerin bölgeyi işgal etme, kendilerini kurtarıp bütün esirler, onlar daha doğrusu esirler, evet. Kurtuluyorlar. Tabi başlarına bir kral seçiyorlar ama artık kölelik yok diyorlar mesela. Köleliğin olmadığı bir dünya diyorlar, yaratacağız diyorlar. Yani buna benzer kendi Müslüman tarihimizde Babai isyanları var. Çok ünlü Anadolu'da. Burada tekrar ütopyanın kelime anlamına gelip acaba ütopya gerçekleşmesi bahsedildiği yıllarda zor görünen, hayal gibi görünen bir amaç, örneğin fetih gibi, yani hadiste geçtiği gibi, yoksa tarif edilen bir ülke mi? Yani tarif edilen bir ülke, bir biçim mi? Şimdi fetihle ilgili size bunu size sormak istiyorum ilk önce. Yani fetih,
Hadisten sonra bunu görev edinen, bunu dileyen, hayal eden Müslümanlar, evet, acaba bu amaç, bir amacı gerçekleştirmek, fethetmek, ne diyorlar? Hadisi tekrarlar mısınız? En doğru siz tekrarlayabilirsiniz. Hmm. Ne mutludur o... Aslı letaf tavanel konstantiniyeti velenime emiru emiruha velenime ceyşun zalikel ceyş. Evet, o onu fethedecek oldu. Yok, ne muzafferdir, ne güzeldir. Onun, evet, askeri ne güzeldir mealinde bir hadis-i şerif. Yani bu bazı hadis alimleri hadis sahih saymazlar ama Osmanlı buna gönlünü bağlamıştı. Peki, bu gönlünü bağlama orada fetihle beraber bir alan, bir ülke, insanların yaşadığı bir yer mi hayal ediyordu, yoksa sadece fethi mi bir hayal? İşte onu Uziye Gökalp isimlendiriyor, Kızıl Elma. Evet. Yani bizi komutanlarımızın götüreceği yer. O ütopya işte, çünkü belirsiz bir bütün yer. Bütün insanların birlik ve dirlik içinde yaşadığı bir yer. Ütopya'da kelime anlamında galiba o, yani bizi götürecek ama oranın bir tarifi var. Şimdi bir tarihi bir şey var. Söylemler var. Bir de Konstantinopolis'in 1453'ten evvel Batılı Latin orduları tarafından 1204'te biliyorsunuz işgal ediyorlar ve iki defa işgal ediyorlar. Yani İstanbul sadece Doğulların değil, Doğulların ve Batılıların istila etmeye uğraştığı bir kent. Bir fark var. Şimdi batıdan yağmacılar geliyor ve İstanbul'u yağmalıyorlar. Yani zenginlikleri alıp Haçlı seferlerinin askerleri. Evet. Kudüs ele geçirmek için yola çıkmış. Kudüs görmektense Müslüman sarığı görmeyi tercih eder. Grand Duke Notarası'nın başbakan işte seviyesi adamı şimdiki tanımlamayla. Ama Doğu seferlerinde o hadis-i şerifi realize etme var, hayata geçirme var. Ve hadis-i şerif söylendikten sonra zaten büyük kitleler halinde bir geliş var bu. Ve neredeyse Yıldırım Bayezid'in çocukları birbirleriyle kavga ediyorlar. Musa Bey kuşatıyor. Kardeşi üzerine gidiyor, kaldırıyor. İşte 2. Murat 2 defa filan. Hatta tahtı terk etmesini bazı tarihçiler buna bağlıyorlar. Ben fethedemiyorum. Bir an önce fethedilsin bari Mehmet'i geçireyim falan tarzında. Bu fethedilinceye kadar bir ütopyadır. Yani ütopyanın ele geçirilemez, sadece hayal edilen bir yer olduğunu düşünmüyorum. O ele geçirilinceye kadar ütopya teşkil eder ve kavimleri, toplulukları oraya kilitler. Yüreğini, emeğini seferber ettirir ve hareket halinde tutar. İnsanlara bir hedef göstermezseniz patinaj yapacaklardır. Bu bizim sorunumuz bu. Burada tekrar kelime anlamına. O zaman biraz önce hocamın da söylediği gibi, o zaman fetih niyetini, dileğini, projesini, amacını, kutsal amacını ütopya dememek mi gerekiyor o zaman? Hayır, böyle bir ütopya yok mu dünyada? Yani fetih üzerine kurulu bir ütopya yok dünyada. Hayır, fetih... Bu kavramın kendisinin içinde fetih yok. Hayır, fetih üzerine kurulmaz da fakat... Sizce ütopya mı? Tabii, şu bakın, amaç şu amaçla yapılırsa ütopya. Bütün insanlığın birliğini ve dirliğini sağlamayı amaç edinirse... Bakın, birlik ve dirlik çatışmaların ortadan kalktığı bir düzendir. Bunu kurmayı amaçlarsa... Bu ütopyadır. O düzenin adı da İlahi Kelimetullah olarak özetlenmiş ya Osmanlı'da. Dini hedef olarak. Ya Allah'ın adını bütün dünyaya ilan etmek. Şimdi bütün dünya dediğiniz zaman o ütopyadır zaten. Çünkü ulaşmanız zaten mümkün. Peki değil. Fetihten sonraki İstanbul. İkinci ütopya o zaman. Fetihten sonraki İstanbul ütopik bir alan mı? Ütopik bir şehir mi? Ütopik bir ülke mi? Şöyle diyelim. Yani hani yıllarca gururla bütün tarih kitaplarında bize de ortaokulda, lisede okutulan işte efendim girmiştir de insanların dinlerini, dillerini serbest bırakmıştır. İşte bir savaştan sonra gelen yağmayı şöyle sınırlamıştır vesaire. Böyle bir gururla hani tarih... Önce yağmalattırıp sonra serbest bırakıyor. Evet yani ama yani bir gururla tarih hocalarının anlattığı değil mi? Herkesin... O yağmalatma hadisesi çok fazla işsiz. Oraya girmeyelim. Son derece oraya girmeyelim. O konumuz değil. Şey, bütün savaşçıların yaptığı bir şeydir. Konumuz değil. Evet. Ama orada yani Gezi olaylarında daha fazla yağma var yani. Şimdi bir de Gezi'ye girdiniz tam çıkamayacağız. Hocam. Yani Gezi bir ütopya mı belki onu sorup belki de program kapatır ama. Hayır, neyi yağmalamışlar? Şunu söylemek istiyorum. Hakikaten gurur duyulan bir İstanbul var. Hatta bu İstanbul padişahları da etkilemiş.
Değil mi? Evet, kesinlikle. Niye padişahları etkilemiş? İşte efendim bugün okuma alışkanlığımız malum. Ondan sonra işte şey yapıyorlar ya, muhteşem yüzyılda acaba Hürrem ölecek mi? Hangi şehzade ne olacak falan. Yani belli ki insanlar hiç tarih hatırlamıyor ki okulda, yani okudukları tarihi merakla bekliyor. Acaba Hürrem ne olacak? Acaba şehzade ne olacak? Yani hani bu şekilde inşallah ölmez filan gibilerden bir şey. Çok istedim kurtulsun ama olmadı filan. Yani bu tabii ki bir ev kadınına yönelik bir tarihi fantazi gibi anlatıldığı için gerçek tarih bu böyle oluyor. Umarım ama, şaka ediyorlardı. Yok, evet. Hayır. Türkiye'nin vaziyeti budur. Ama orada yaşanan İstanbul, işte bugün Hürrem'i de izlediğimiz gibi Osmanlı'yı değiştirmiş o İstanbul'u. Yani İstanbul gelip onu fethedeni değiştirmiş, çok kültürlü hale getirmiş. Kesinlikle. Çok kültürlü hale getirmiş. Efendim müsamahakar hale getirmiş, şefkatli hale getirmiş. Bugün övündüğümüz her şey. Yani ben tarih kitaplarının yalancısıyım şu anda. Hayır. Peki bir dakika. Sonra hatta Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, beni çok etkilediği için söylüyorum. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra 1,5 milyon civarında galiba bir şey var. Nüfus var. Ve bu nüfusun gayrimüslim, Müslüman paylaşımını buradan farklı iddia ediliyor, oradan farklı iddia ediliyor. Yani İngilizler diyor ki burada %60 gayrimüslim, %40 Müslüman var. Dolayısıyla burası bir internasyonel bir bölgedir. İstanbul için söylüyor ve bizim hakkımız vardır ve tarihi olarak böyledir diyor. Buradaki Müslümanlar da diyor ki hayır efendim, biz daha çoğuz, burası fethedilmiştir ve Müslümandır filan. Yani bu çok kültürlü yaşam. Böyle bir şey ve bu çok kültürlü yaşam. Çok kültürlü yaşam 6-7 Eylül olaylarına kadar. Evet. Varlık vergisine kadar, yok şuna kadar, buna kadar ve yakın tarihe kadar devam etti bu çok kültürlü yaşam. Ve bu çok kültürlü yaşamda birazdan size sormak istediğim Tanzimat Efendisi diye bir tip ortaya çıktı. Evet. Bu Tanzimat Efendisi benim ilgimi çekiyor. Çünkü bizim geçen günde benim çocuğu götürdüm Mektebi Sultaniye, Galatasaray Lisesi'ne. Güzel. Kızım var. Şimdi orada kızlar da okuyor. Tabii baktım bizim yatakhaneler o zamanki ütopyamız olan kızlarla dolmuş. Tabii ki mix değil. Erkekler yatakhanesi başka bir blokta, kızlar yatakhanesi başka bir blokta. Ama bugün tabii bana göstermediler ama kızlar kızımı aldılar, gidip yatakhaneleri gösterdiler falan filan. Şimdi orada bahçeden içeri girdiğiniz zaman Fatih Sultan Mehmet dahil Tevfik Fikret'e kadar Türk büyüklerinin ve Gül Baba Galatasaray'la ilişkilendiren bütün bu tarihi görürsünüz. Burada fikirler açısından çok kozmopolit bir durum vardır. Ve bir Tanzimat Efendisi yetiştiren, hala da hani batıya açılan pencere filan diye tanıdıkları bir garip bir herif yetiştiriyorum. Bu garip herif bende de olan, birçok kişide olan, anlatabildim mi? Birçok kişide olan garip bir adam bu. Yani demokrat olmaya çalışıyor, pat oradan hafif kayıyor ayağa. Dindarlara saygı göstermek, muhafazakarlara saygı göstermek istiyor, pat ayağa bir daha kayıyor. Batıya açılan pencere, ama oradan batıdan döneyim geleyim, bir doğu batı sentezine gireyim, batılı filozoflardan kalkarak daha da ileri gideyim, doğuya gideyim, tarihe gömüleyim diyor, bir daha ayağa kayıyor. Halbuki bu Tanzimat Efendisi denen herif kadar, herif diyorum kusura bakmayın yani tırnak içerisinde, yani bunu biraz da şey ironi olarak, bu adam kadar böyle bütün dünya kültürlerine hakim olayım da oradan döneyim kendime, kendi kültürüme balıklama dalayım, ama dindar olacaksam da önce tasavvuftan gireyim, Bektaşiliğe geçeyim, oradan Yunus Emre'yi seveyim, Mevlana'yı seveyim, ondan sonra Ömer Hayyam'ı da seveyim. Hatta şeyi de seveyim, öbürünü de söyle. Ondan sonra filan. Ya bütün bunlara yakın olayım, dine de oradan gireyim, sonra da oradan bir umreye de giderim. Tamam, yaş ilerleyince bir umreye de giderim. Yani hacca da giderim hadi falan diyen bir adam var. Bu adam... Ya da Araplara para kaptırmayalım. Ha, filan gibi. Yani bu adam
Veya Arapları çağıralım. Karışık bir adam ve Türkiye'nin aydın tipi aslında. Bu adam köksüz adam. Köksüz, evet. Bu adam köksüz. Bravo adam. Ama Türkiye'nin aydın tipi bu. Hayır. İşte kimlik sorunu dediğiniz kimlik sorunu dediğiniz bu ama köklü olan dediğiniz burada, şu anda o aydın kitleyi çıkaramaz. Şeye dönmemiz lazım. Bir dakika, bir şey söyleyeceğim. Evet. Köklü olan dediğiniz, yani siz böyle bir aydınsınız, kendinizi öyle tarif edeceksiniz belki ama böyle bir aydın kitle yaratılamadığı için, oluşturulamadığı için 12 Eylül'den sonra da bize bu iktidarı hazırlayan koşullar entelektüeller açısından böyle bir kitle oluşturamadılar. Neden? Bugün bugünkü iktidarı onaylayan, yerel seçimlerden sonra gördük, büyük bir kitle varken televizyon programlarını izleyenler, yani bizzat iktidarın savunucularının konuştuğu, karşıt görüşlerin konuştuğu televizyon programlarını izleyen niş kanalların, az reyting alan haber kanallarının programlarını izleyenler, bütün gazeteleri okuyanlar, hemen hemen yani kitapları okuyanlar, konuşanlar, özellikle bu bahsettiğimiz kitle, şey kitle değil, köklü olan, muhafazakar olan değil. Tabii ki muhafazakar entelektüeller de var. Haşa, hiç öyle bir şey demek istemiyorum. Ya yani böyle bir baltayla kesip atmayacağım. 1950'den bu yana, Menderes hükümetinden bu yana Türkiye'de garip bir aydın tipi yaratılıyor. O da şu: halka tevekkül kültürünü dayatır. Menderes'ten beri bu devam eder. Ona dini bütün olması dayatılır. Fakat bütün Türkiye'nin üretilen bütün değerlerinin kaymağını da kendisi yemek ister. Bütün bu parayı da götürür, Batı'nın merkezlerinde harcar. Şimdi bakın, 1950'den önce Menderes döneminde bunu yaşadık. Arkasından Demirel döneminde yaşadık. Ardından Özal bunu üzerine tüy dikti. Şimdi aynı, bakın, bakara makara diyor. Kocaman bakanlar. Ne biçim kültür? Aşağıdaki vatandaşa dini bütün ol diyor. Onu zorluyor. Sadaka kültürünü dayatıyor. 300 lirayla 500 lirayla geçinmesi için bir sürü sadaka kültürü yayıyor. Bir sürü olanaklar, sözüm ona, belediyeler üzerinden yayıyor. Fakat şu Türkiye'de bakar mısınız? 15 yılda oluşturulan zenginliğe, bütün bu Türkiye'nin varı yoğu satıldı. Müslümanlığa önem verdiğini, İslam'a önem verdiğini söyleyen bir partinin bir kadrosu muazzam, dünya tarihinde görülmemiş hızla büyük bir servete kavuştu. Bunların yaratacağı kültür ne olacak? Biraz Arap kültüründen, biraz Osmanlı kültüründen, biraz Bush'un kültüründen, biraz da Tony Blair'in kültüründen veya neydi o şu İtalyan başbakanı? Berlusconi. Berlusconi. Yani tam bir soytarı kültürü. Şu anda reklamı yapılan bütün inşaatlar, hani böyle şekilli, dalgalı da, vazolu da, bilmem neli de, şekilli de, şemalli de, İtalyan gibi de falan filan, hiçbiri, hepsi çirkin. Hiçbiri, çirkinliği ayrı, şeye ait değil. Bu Türkiye'ye ait değil, geleneksele ait değil, var olan, yani fethettiğimiz, fethiyle gurur duyduğumuz, 1453'te fethiyle gurur duyduğumuz bir İstanbul var ya, o İstanbul'a, yani hani bu iktidarın zengin yarattığı, zengin kesimin yarattığı mimari, yaptığı mimari, başbakanın tepkisini çekiyor da kuleleri tıraşlatmaya kalkıyor. Yani dolayısıyla Allah'tan çocuğu Dubai'ye götürdük de ben bunun ne olduğunu anladım. Çocuğu kış ortasında Dubai'ye götürünce birkaç gün anladım. Çöle hiçbir geleneksel mimarisi olmayan, çölde ne geleneksel mimari olacak? 1970'te kurulmaya başlanıyor Dubai. Evet. Daha önce Balıkçışehir. Evet, Balıkçışehir. Geleneksel mimarisi olmayan bir şehirde vallahi hangi mimarı çağırsan, Las Vegas gibi. Las Vegas da çöldür. Orada kumarhaneleri, kültürleri getirdiler. Piramit gibi yaptı, Paris gibi yaptı, Eyfel dikti, bilmem ne dikti. Ama onlar 10 senede bir yıkıyorlar filan. Baktım Dubai'de Las Vegas gibi. Ha babam, yıkıyorlar, yenisini yapıyorlar. Karışmıyor. Bugün yapılanları görüyorum. Türkiye hızla Dubai olmaya çalışıyor ve bizzat birkaç muhafazakar bana hiç
yani safça bir soru sorayım. Evet. Ne olmuş bu Tanzimat? Ne demek? Hangi yıl falan? Tanzimat biraz da batılı ülkelerin, İngiltere'nin ve Fransa'nın zorlamasıyla Türkiye'nin kendisini birincisi dışarı açma. Hı-hı. İkincisi hukuk alanında hem mülkiyetin kabulünün yasalaştırılması hem de bireysel özgürlüklerin, tabii bunlar daha çok azınlıklara yönelik. Yani hangi sene oluyor efendim? 1838. Tanzimat fermanı 1838-39 ilan edildikten, ama tabii bunun iki özelliği var. Birincisi, ülkeye ister istemez, yani azınlıklara esas olarak düşünülmüş olmakla birlikte, bundan Türkiye'nin, o zaman Osmanlı İmparatorluğu'nun bütün aydınları bundan faydalanıyor. Buyurunuz efendim, özür dilerim. Azınlık lafı Osmanlı'da yok. Yok. Mondros Mütarekesi ile birlikte gelen ekaliyet kelimesi o zaman var. Azınlık diye o zaman gelen. Hristiyanlar yani deniyor. Tanzimat'ta bahsettiğiniz zaman azınlıklar, gayrimüslimler, müslimler diye bir kavram var. Osmanlılar var. Benim de bildiğim var. Ayırmıyor. Şundan cemaatler var. Müslüman cemaati bir yerde yaşıyor, Hristiyan cemaati bir yerde yaşıyor. Şundan var. Özür dilerim. O zaman şöyle, Osmanlı'nın yani bazı yani vatandaşlarına azınlık demesi Amerikalıların mesela hani polisler öldüğü zaman filmlerde görüyoruz ya, geliyorlar bandos çalıyorlar Skoçlar. Evet. Skoç geleneği canlanıyor. Mesela Skoçlara azınlık demesi gibi. Evet. Ya da yani bir tek onu siyahlara yaptılar ama azınlık muamelesi yaptılar, ama diğer bütün Amerika'yı oluşturan gayrimüslimlerin esasında gayrimüslimlerin çeşitli mülkiyetlerinin hukuki anlamda güvence altına alınması Tanzimat'la birlikte geliyor. Ayrıca kendisini ifade edebilme, yani gayrimüslimlerin aynı zamanda kendilerini ifade edebilmesinin de olanakları sağlanıyor. Bunlar hukuki açıdan yasalaştırılıyor. Yani imparatorluğun sonu özel mülkiyet başlamış ve Osmanlı'da özel mülkiyet var. Var. Yani Ömer Lütfü Barkan'ın şeylere baktığınız zaman. Var da şimdi ilk defa işte 1800'lerin başlarında bu kesin hükme varılıyor. Nasıl özel mülkiyet var? O yani zamanki mesela, basit üretim araçları mesela. Hayır, mesela Osmanlı'da toprak rejimi miri, ama eğer siz oraya ağaç çekiyorsanız, bahçenize bir şeyler yapıyorsanız ve onlardan ürün alıyorsanız, orayı kullanma hakkını, posesyon dediği şey Fransızların, yani tasarruf hakkını, temerrük, tasarruf hakkını veriyor. Miri rejimin içinde bazı kurallar, bahçecilik yapıyorsunuz mesela, ağaç çekiyorsunuz, çimen yapıyorsunuz. Burada vatandaşa, yani vatandaş uzman yok ama tebaasına, Osmanlı, evet. Orasını işletme hakkını veriyor ve ona ait de kimse giremiyor. Ve o kadar enteresan bir şey ki. Ama üretime yönelikse? Bahçecilik diyor. Bahçecilik de üretime yeşerme, yönelik. Yeşerme. Peki aslında mülk kimin efendim? Padişahın. Mülk miri rejim, padişahın deniliyor. Mülk Allah'ın deniliyor. Ama padişah onun vekili. Padişahın miri rejim, tımar sistemi. Onun adına. Tımar Hasdamet'miş demiş. Bildiğimiz meşhur kitaplarda üretti şeyler. Ama bir de bugüne kadar gelmiş olan bir kural var burada. Çok önemli bir kural gibi duruyor. Çünkü insanlar evinin önünün kendilerine ait olduğunu zannederler burada. Yani arabasını koyar, buraya park etme der filan. Bu İslam hukukunda olan bir şey. Batı'da bu yok. Batı'da kamuya ait sokaklar. İşte bak, İstanbul'da bütün ara sokaklarda evin önüne araba konuluyor diye şimdi... İşte buradan gelen bir şey yeni şey... Özel mülkiyeti zannediyor aslında. Evet, evimin önüne arabamı koyarım diyor. Şimdi hangisi? Yani ona da şimdi İspark geldi, diyor ki ben sana evin önüne koyduğun arabana şey yapacağım, ama bunun üzerine şimdi tekrar şeyi çıkarıyorlar. Evin önündeki araba, yani o arabanı koyacağın yeri park yeri olarak satın alabiliyorsun. Satın alacaksın, evet. Gibi bir şey, evet, getiriyor. Bir bu tabii farz değil, sünnet değil. Yani yoruma tabi şeyler. Yani bu Osmanlı'dan geliyor. İslam hukukunda olan bir şey. Osmanlı oradan gelmiş. Evet. Peki yani güzel zaten. Bugün bizim şikayet ettiğimiz şey de şu değil mi? Yani bir şehirde yaşayan, bir metropolde yaşayan insanlar parkları, sosyal alanları, eğer, sosyal bahçeler, bostanlar, sosyal alanları kendisine ait ise de. Bugünkü rant diye adlandırılan yerleri Osmanlı yeşertsin diye insanlara veriyor. Yani insanlar da onu yeşertiyor. Hayır, sokaktaki ağaçları kurumasın diye sunuyor şeyler. İnsanlara vermiyor da birisi oradan vergi alabilsin diye. Bir dakika, parklar diye devlete mi ait? Yani bu ağaç dikmek
Bir şey söyleyeceğim. Tebaaya ait. Bugün mesela hadi sonunda biraz Gezi'ye girelim. Peki. Yani Gezi'nin Gezi'deki direniş şunu söylüyordu değil mi? Yani burada benim parkım burası. Ben bu şehirde yaşayan vatandaş olarak bu parkta bir hakkım var. Ama başka birisi de diyebilir ki mesela yani şehir yaşamına alışık olmayan diyelim bu. Yani şehirde gidip bir ev satın alırsan bir apartmanda bilmem kaç katlı bir daire orası senindir. Park orası devletindir. Lan o devlet zaten o parkı korumak üzere bir memur takımı, koruyucu takımı değil mi? Yani görevi şeyinden Cumhurbaşkanı'ndan itibaren kolluk millete vekalet. Evet, milletin yani şey, malını toplumsal sözleşme. Evet. Yani sonuçta bunu yapmadı mı? Sonuçta bu park benim. Sen oradaki ağacı kesiyorsan oraya geliyorum diyorsun sen. O da diyor ki hayır devlet falan filan. Yani bu Osmanlı aslında güzel bir şey öneriyormuş buna karşı. Değil mi? Devam. Şimdi 1800'lerin Tanzimat'tayız. Evet, 1800'lerin ortalarından itibaren de artık tabii biraz Avrupa'dan da etkilenerek. Bu Tanzimat'ı halkın özetleme biçimiyle enteresan değil mi? Halkın veri gavura gavur denmeyecek falan gibi. Nasıl efendim, bir daha söyleyeyim. Nasıl özetleyeyim? Gavura gavur denmeyecek diye özetlendi. Hani Mustafa Reşit Paşa Tanzimat yani fermanı. Amerika'da zencilere zenci dememek yani gibi bir şey bu. Özetleme, yani. Halkın özetlemesi şu. Ne oldu, ne dinlediniz, ne anladınız? Gavura gavur denmeyecekmiş bundan sonra falan. Gene öyle diyor da galiz bir ifade. Böyle efsane. Bir de şey var, çok kayıtları da gördüm ben, tabiatıyla o günü yaşamadığım için kayıtlara bakmak zorundayım. Onun arkasından ıslahat fermanı var, onun arkasından Sultan Abdülaziz fermanı filan geliyor. Bunlar arka arkaya tüm olarak baktığınız zaman Kopenhag kriterler çıkıyor sanki. Ama tabii nedeni ne? Buna anakronizm diyorlar. Osmanlı büyük toprak kayıplarına uğruyor. Bütün savaşlarda yenilmeye başlayınca tabii içerideki aydınlar da düşünüyor. Beyler mesela sizdeniz. Bizim bunlardan kurtuluşumuz nasıl olabilir? Bir dizi alanda reformlar yapmak da mümkündür. Tabii Tanzimat'ın en kötü şeyi şu. Biraz İngiliz elçisinin, Fransız elçisinin dayatmasıyla olmasıdır. Oradan hazırlanıyor zaten. Şimdi. Ama tabii oradan hazırlanıyor ve dayatılıyor bu. Kopenhag kriterleri dediniz. Bu açıdan doğru. Bu açıdan doğru fakat 1800'lerin ortasından itibaren bazı aydınlar Türkiye'nin, daha doğrusu o günkü Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmakta ve dağılmakta olan Osmanlı İmparatorluğu'nun geleceğini nasıl sağlayabilirim diye projeler geliştiriyor. İşte ütopyalar o zaman ortaya çıkıyor. Ya bunlar kötü niyetli insanlar değil. Ne demek efendim, tam tersine. İmparatorluğu nasıl kurtarabiliriz? Düşüncesinden türetilmiş şeylerdir. Yani yoksa gidiyorsunuz. Şimdi bütün savaşları kaybediyorsunuz. Türetirken bir şeyi ıskalamışlar. Batı Meriç Nehri'nden sınırını çizmiş. Bu verilen mesajlar, çünkü biz sizdeniz mesajlı. Bizi kabul edin. Hatta Paris'te toplantı yapıyorlar. Rusya dahil oluyor. Ya Osmanlı'yı kabul edelim mi etmeyin. Yok şunu da yapsınlar, öyle edelim. Onu da yapıyorlar. Bu biraz Avrupa Birliği sürecine girmemize de benziyor. Yani hikayeler o kadar örtüşüyor ki tarih tekerrür falan derler ya. İnanası geliyor insanın. İşte, yanmak da lazım. İşte belki bu ütopyaların, özellikle Namık Kemal'in ütopyasındaki en önemli güçlü taraf şudur. Osmanlı İmparatorluğu'nun o büyük Avrupalı güçlerin oyuncağı olmaktan ancak kendi içinde bir reform yaparak kurtulabilir demesidir. Evet. O çok önemli. Yani bunlar batıcı değil. Batıdan etkileniyorlar. Batı aydınlarının fikirlerinden etkileniyorlar ama tamamen bağımsız bir devlet düşünüyorlar. Yani kendi ayakları üzerinde duran, kendisi karar veren, kendi sınırları içindeki bütün yurttaşların mutlu bir hayat, refah içinde yaşadıkları bir hayat tasavvur ediyorlar. Meşrutiyet filan arayışı da onun sonucu. Tabii zaten. Meşrutiyet. İkinci meşrutiyet de ondan sonra geliyor. Evet. Şimdi bitireceğiz artık. Bu arada dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bir çevirmenimiz var. Görüyorum. Neslihan Hanım. Evet. Ve duymayanlar için yani burada herhalde ütopik bir insan bu kadın, yani bir başka anlamıyla ütopya. Çünkü duymayanlar için çeviriler yapıyor. Birkaç program Kur'an ve kozmoloji çevirdi. Nasıl yaptık? Evet. Eski senelerde, yıllardır başımızdan eksik etmiyoruz kendisini. Eski senelerde bilimsel paradokslar ve kuantum
çevirdi. Matematikçilerin ve felsefecilerin katıldığı programlarda. Ve hep bu saatler olduğu zaman bir süre sonra insanların dikkatini çekmeye başlıyor ve Neslihan hakkında yazmaya başlıyorlar. Yani asıl ütopya bu kadının söylediklerini anlamaktır. Yılmadan. Ve yani hiçbir programımızdan eksik olmuyor. Kadrolu program ekibimizden kendisi. Fakat bu kadının üzerine binen yükü herhalde hiçbir çevirmenin üzerine binmemiştir. Çok doğru. Kadar. Simultane çevirinin daha ötesi bir şey bu. Yani ötesi bir şey çünkü nasıl söyleyeyimse edebiyatı olmayan bir dilden söz ediyoruz aslında. Yani bu işaret dilinin edebiyatı yok. Şimdi de kendisini anlatıyor. Evet, her zaman da çok mütevazıdır gördüğünüz gibi. Sağ olsun, var olsun. Efendim, Sadık Usta, şimdi bu sizin burada Jön Türkler var. Mesela biraz başlıklara baktığımız zaman burada kitabımıza, yani şimdi Rönesans ve Aydınlanma Ütopyaları girilebilecek bir konu. Sonra Nizam-ı Cedid Reformları, Senedi İttifak Girişimi, Tanzimat ve Karşıt Hareketler demişsiniz. Sonra Türk Edebiyatı ve Modernleşme demişsiniz. Sonra Ütopya'dan Kemalist Devrimi diye gelmişsiniz. Daha sonra Ziya Paşa, Namık Kemal, İsmail Gaspıralı, Hüseyin Cahit Yalçın, İsmail Kılıkzade Hakkı, Ahmet Ağoğlu diye devam. Ekler bölümü. Ve ekler bölümünde de evet. Devam ediyor. Şimdi kitabı görüyorsunuz. Bir programda bitebilecek bir kitap değil ama genelde Ütopya kavramının etrafında konuştuk ve tarihsel bazı notlar düştük. Bence harikulade bir heyetti. Çok teşekkür ediyorum değerli misafirlerimize. Bu arada Sayın Yavuz Bağdıroğlu'nun, hocam size diğer hocalarıma olduğu gibi, Ali Akay hocama ve Sadık Usta'ya da olduğu gibi size de müthiş övgüler geldi. Hayranlarınız var. Twitter'da aktif misiniz? Ben bir sene oldu açalı. Öyle görünmüyor yani. Ama aktifim, evet. Evet, evet. Peki Sayın Yavuz Bağdıroğlu'nun Osmanlı'da Şehzade Katlı. Şehzade Katli, Devlet mi, Evlat mı kitabını da bana imzaladığı göstermek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Belki tekrar ettiririz programı tekrar. O zaman kitaptaki bir maddeye gelerek. Pekala. İyi geceler diliyorum. Düşünmek kolay, beyin bedava. Buyursunlar.